Assalomu alaykum. Qadimgi faylasuflarning mashhur iborasi bor. Sначала было слово. Buyuk shoirimiz Erkin Vohidov tarjimalari bilan aytganda, bizning ilk kalomimiz Assalomu alaykum. O'zbekiston ovozi gazetasi 105 yoshga to'ldi. Shu munosabat bilan amalga oshirgan loyihamizni YouTube kanaliga joylashtirish arafasida ko'plab jurnalistlarga ustoz bo'lib kelayotgan Sharof Buydullayev Telegramga video eslatuv jo'natdilar. Hofiz quyidagi she'rlarni o'rtar kuylardi. Bobolardan qolgan bu dunyo ayting kimga qilibdi vafo? Hamma o'tar ekanda vo ajab o'zim uchun yashay deganda umr tugab qolar ekanda. E'tibor bilan ko'rib, tinglab ustozni anglaganday bo'ldim. Sharof Ortiqovich kuni kecha 81 yoshni qarshilab 9-10-talikni shaxdan boshladilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Ikki satr bilan ruhlantiruvchi javob yozdim. Hammasi hali oldinda, Sharof aka. Всё только начинается. Продолжайте жить с думой и заботой о других. А видео – это лишь хорошие стихи, хорошая музыка, хороший хофис. Aslida ham shunday emasmi? Har birimizni ko'ksimizga jo bo'lgan marhamatli olam panoh bu dunyoga bizni mavjud bo'lish uchun emas, taqdirimizni peshonamizga bitib yashash uchun yuboradi. Minnatdorchilik ila, shukr ila bu dunyo omonat ekanligini asta anglagan holda inoyatlarni besamar etmasdan aynan yashashga intilamiz. Odam bo'lib tug'ilsak-da, haq inson bo'lib yetishish hammaga ham nasib etsin. Haq insonlardan kelgusi avlodga qoladigan meros qobil farzandlar obod ko'ngildan yaralgan ziyo nurlaridir. O'zbekiston ovoz gazetasining 105 yilligiga bag'ishlangan uchrashuv lahzalaridan bahramand bo'lishga taklif etamiz. Assalomu alaykum, qadrdon hamkasblar, ustozlar, yoshlarimiz. Bugun bir antiqa tariximizda nafaqat O'zbekiston milliy kutubxonasi, balki matbuotchilar, ommaviy axborot vositalari tarixida nafaqat O'zbekiston, bugun bizni Zoom orqali hattoki Ispaniya eshitmoqda, ko'rmoqda. O'zgacha bir kayfiyat bilan qo'shib olaylikki, shu bugungi tadbirimiz ko'pchiligini 105 yilligini nishonlayotgan O'zbekiston ovozini bundan yana bir asr o'tsin, esdalik bo'lib qolsin. Assalomu alaykum, qadrdonlar, hamkasblar, kelibsizlar. O'zbekiston milliy kutubxonasi, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi 153 yosh, adashmasam, uzr agar umidlarimdan xato qotgan bo'lsam, hozir mamnuniyat bilan so'zini Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi direktori Umidalinjonga Keshabayeva beramiz. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Bizni ma'rifat markazimizga tashrif buyurgan, bugun tashrif buyurgan elimizni, yurtimizni eng oldi matbuotda ishlagan eng oldi jurnalistlari, hozir mana Elmira opam aytdilar, Sharof Rashidovni shunaqangi bir kommunist jurnalida jurnalistlarga shunaqa ta'rif berganlar dedilar. Jurnalist bu jamoat va siyosiy arbob ekan. Demak, bugun biz siyosiy va jamoat arboblari bilan bugun uchrashuvimizni, ya'ni yubileyimizni tashkil qilyapmiz. Bu uchun sizlarga mingdan ming qadamingizga hasonat deyman. O'zbekiston milliy kutubxonasi bunaqa yubileylarni ko'p o'tkazdi. Oxirgi 2 yilni ichida mana bu yilni ham qo'shib aytadigan bo'lsak, aynan shu
yani matbuotimiz bo'lgan gazeta va jurnallarimizni yubileylarini nishonlab kelyapmiz. Xalq so'zi, Narodnoye slovo gazetasini 30 yilligini milliy kutubxonada nishonladik. Katta. Ovozi tojik gazetasini 95 yilligini. Yangi O'zbekiston gazetamiz 1 yoshga kirgan edi, uni ham nishonladik. Shu bilan birgalikda Ma'rifat gazetasi 90 yoshligini nishonladik. Nurli yo'l gazetasini 30 yoshligini, Sharq yulduzi jurnalini 90 yilligini. Mana endi sizlar bilan bugun biz O'zbekiston ovozi gazetasini 105 yillik yubileyini mana mashu bir chiroyli davrada nishonlashga muvaffaq bo'ldik, nishonlab turibmiz. Faxr bilan ayta olamanki, O'zbekiston ovozi gazetasini birinchi kundan boshlab chiqqan sonidan boshlab shu bugungi kunda nashr qilinayotgan barcha sonlari milliy kutubxonada mavjud. Demak, bu 1918 yildan 20 yilgacha ishtiroki yun bo'lib chiqqan ekan. 20 yildan 22 yilgacha qizil bayroq, 22 yildan 24 yilgacha Turkiston, 24 yildan 29 yilgacha qizil O'zbekiston. Qizil O'zbekiston nomi bilan 30 yildan 64 yil iyungacha chiqqan ekan. Va Sovet O'zbekistoni nomi bilan 64 yil iyuldan 91 yil 31 avgustgacha nashr qilingan ekan. O'zbekiston ovozida 91 yildan shu bugungi kungacha ushbu gazetamiz nashr qilinib kelyapti ekan. Men bularni barchasini O'zbekiston milliy kutubxonasini fondida bor deb aytdim. Bugungi kunda kutubxonaga tashrif buyurgan oddiy kitobxondan boshlab xorijlik o'sha kitobxonlarimiz ham faqat bizni kitobxonlarimiz emas, balki o'sha masofadan turib foydalanish imkoniga ega bo'lgan kitobxonlarimizga bularni barchasini taqdim etyapmiz. Hozir yigitlardan iltimos qilardim, milliy kutubxonani platformasi bor. Press, Naklib, Uz degan. Bu yerda faqatgina mana hozir kiramiz. Ana o'sha Press, Naklib platformamızda O'zbekiston ovozi gazetasini 1930 yildan boshlab biz raqamlashtirganmiz. Raqamlashtirish 18 yillar ham qilingan. U nodir nakli bazamizda, chunki u nodir nashrlarga kiradi. Bitta platformada bugungi kunda respublikamizda nashr qilinib, bu faqatgina O'zbekiston ovozi emas, balki respublikamizda nashr qilinayotgan markaziy va viloyat gazetalarini barchasi elektroni joylab borilyapti. Kitobxonlar bundan bemalol foydalanishlari mumkin, ochiqda turibdi. Masalan, O'zbekiston ovozi gazetasini o'zini saytiga kirib izlab topish mumkin, Xalq so'zini o'zini saytiga. Lekin bizda bu matbuotni yagona bitta platformadan hamma gazetalar haqida ma'lumot olib, kitobxonlar bemalol foydalanish imkoniyatiga ega. Bu yerda gazeta haqida, umuman yubiley haqida, jurnalistlar haqida juda ham ko'p elmirapa ma'lumotlar tayyorladilar. Bularni chumchuq so'ysa ham, qassob so'ysa ham, o'zlari hamma arboblarni o'zlari gapiratdi. Men faqatgina kutubxona tomonidan olib borilayotgan ishlarni qisqagina berdim va oldimizda turgan bu yil, yana yil oxirigacha yana 5 ta shunaqa bosma nashrlarimizni yubileylarini nishonlaymiz. Mana dekabr oyida 95 yoshga kirarkan Toshkent haqiqati gazetasi, biz buni rejiga olganmiz. O'ylaymanki, yil oxirigacha yana bir necha bor shu yerda uchrashamiz. Hammangizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, aziz do'stlar, akalar, ustozlar, kerak bo'lsa shogirdlar. Mana shu ma'rifat dargohiga xush kelibsizlar. Men fursatdan foydalanib O'zbekiston ovozi gazetasini va qaynona shu tahririyatda katta hurmat, e'tibor bilan mehnat qilgan hamkasblarimni, akalarimizni, ustozlarimizni bugungi qutlug' kun bilan muborakbod etaman. Iloyim tanijoninglar sog' bo'lsin, hech qachon ijoddan to'xtamaydi. Men raisimiz bir ajoyib so'zlarni yozib tabrik yuborganlar, hozir o'qishdan oldin ikki og'iz o'zimni gapimdan gapirolmoqchiman. 1978 yilda o'zimni ijodiy faoliyatimni boshlaganman. Shu paytda Toshkent haqiqati gazetasini korrekturasida
işlerdi. Yani Umid apam götürdüler. O başladı, hatta apa singiller götürüştü. Biz öyleki yoldan geçişerdik, şüphet dükkanlarsa boyardı. Sizce de hani Masud'a götürdü. Olası, İslam'dan bakantı işte kuk kuk kullanı, tünlanı kereye bu soğuk sızgamız. Bana gayret eken götürdü. Ahırda girdi, tam nasıl yırıştırıp şahaydan eken olardı. Kontrolünü revizörünü karlektör bulup, ahırda şahaydan eken okup, okuyduğundan keyin yine bu gazete özünün nöbetteki yüzünü, sonunu çıkardılardı. Ben muhim bir tadbirler tüfeyli rahlarımız bugün kelamadılar. Lekin gazete cemaasıge ve gazetege uzlarını, ilet uzlarını yazıp bir adres yazıp vergeli şunu Rusya kelamadan okup vermez şuna. Uzbekistan Avazı gazetesi tahririyatı cemaasıge. Uzbekistan Avazı gazetesi tahririyatı icadı cemaası. Ve onun kop sonu okuçlarını neşet tahtik getirgenliğini 105 yıllık bilen ahbarat ve ommaviy kommunikasyonlar agentligi jamoasi hamda o'z nomimdan samimiy muborakbod etaman. O'zbekiston ovozi deganda mamlakatimiz milliy jurnalistikasining tamal toshi qo'yilgan gazeta ko'z oldimizga keladi. Hech mubolag'asiz aytish kerakki, gazeta O'zbekistonda bosma ommaviy axborot vositalari shakllanishi va rivojlanishiga katta hissa qo'shgan matbuotimiz uchun YouTube kanallarını yetkazıp vergen muhtemel dergahtır. Bugün Respublikamızdaki gazete, jurnal, tele radyo kanal, ahbarat agentlikleri ve matbuat hizmetleri de Uzbekistan Avazı gazetesinin maharet mektebi de talim olgan, tecrübe aşırgan kublar, icatkarlar mehmet kılıyorkeni bunun yana bir yakval ispatıdır. Elbette bu hafta yapırken de gazetenin istiklal yıllardaki faaliyetini alohida ta'kidlab o'tish o'rinlidir. Shu davr mobaynida har qanday murakkab vaziyat va qiyinchiliklarga qaramasdan gazeta oldingi safhlarda bo'lib, mustaqil O'zbekistonda davlatchilikning shakllanishi, mamlakatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy, ma'rifiy rivojlanishi yo'lidagi barcha islohotlarni keng yoritib, xalqimizning mehri va e'tirofini qozondi. Bundan tahririyat jamoasi har qancha faxrlansa arziydi. Hurmatli tahririyat jamoasi, aziz hamkasblar, yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan islohotlar jarayonida ommaviy axborot vositalari zimmasiga yanada katta va mas'uliyatli vazifalar qo'yilmoqda. Xususan, ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati, faoliyat samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish, bir so'zni aytganda, aholiga to'g'ri va xolis axborotni yetkazish hamda jamoatchilik nazoratini olib borish oldimizda turgan asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Ishonamizki, O'zbekiston ovozi gazetasi bundan buyon ham yuqoridagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda barchaga o'rnak bo'ladi. Fursatdan foydalanib, tahririyat jamoasini yana bir bor O'zbekiston ovozi gazetasining 105 yıllık bilen kutlar ikanımız, barçengizde sıhhat salametlik, ailevi bahs saadet, icadi faaliyetinizde ise yangiden yangi zaferler tilab kalemiz. Hürmet bilen, Uzbekistan Respublikası Prezidenti Administrasyası huzurudaki Ahbarat ve Ammavi Kommunikasyonlar Agentliği Direktörü Asadjon Hacayev. 2023 yıl, 21 yıl. Samarqand, İspanya, nima İspanya keyin aytamiz. Hamkasblarimiz Bahodir Rahmonov, bu Samarqand ovozi tojik tilidagi chiqadigan gazeta bosh muharriri. Bahodir aka, siz bilan aloqadamisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, sizni tabrikingiz bilan. Rahmat, avvalambor. Marhamat. Haqiqatan O'zbekiston ovozi gazetasini tarixda bugungi yaratgan maktab bu o'ziga xos ovozga ega bo'lgani bizga o'xshagan albatta bu soha mutaxassislarga, soha
havas korkuları yalbette kattı maktab olup sınırmaz kılgen. Ben bir de tarihi bir vokiyanı ayıtmakçıman oşa her bir de oylada agen bugün indi gazete son gazete okuş masalası mümkün bugün bir davrıda etişim mümkün ki bunlar ikimizde bizde uçta uyumuzda doyumi gazetanın mutlulası bularda rahmetli kota mutlulundan uku bir tersi oşa Sobiq ittifoq davridagi gazetaga xos bo'lsa, o'sha man biladiganim O'zbekiston ovozi gazetasini doimiy biz uyda mutolaa qilardik va bu yerda chiqqargan maqolalarni hatto eng muhim yangiliklarni bizlarga o'sha otamiz o'qib berardi. O'shandan buyon men mana shu Xalq so'zi gazetasini keyinchalik va boshqa mana shunaqa respublika darajasidagi gazetalarga bo'lgan mehrimiz oshdi va bevosita men shaxsan O'zbekiston ovozi tahririyati bo'lgan rahmatli mana shu O'zbekiston ovozi katta xizmatlari bo'lgan Safar Oqton bilan bevosita ustoz bilan suhbat qilgan. Umuman aytmoqchimanki, O'zbekiston ovozi yaratgan maktab va bu bugun davom etayotgani hammamizni quvontiradi. Mana shunday quvonchli lahzalarda o'ylaymanki, u nafaqat o'sha respublika miqyosida balki mana shu gazeta va matbuot sohasidagi eng yetakchi jurnallardan biri bo'lgan, ayniqsa o'sha tarix bilan bog'liq bo'lgan Samarqandimizda ham bu albatta katta quvonch bilan kutib olindi va albatta fursatdan foydalanib bu sohada faoliyat ko'rsatgan barcha ustozlarga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki, globallashuv davrida mana shunaqa keskinlik va holatlarda xolis axborotni va albatta to'g'ri axborotni professional darajada yetishtirib o'sha demak xalqimizga o'quvchilarimizga yetkazishda boshqa matbuot sohalari qatori albatta O'zbekiston ovozi ham o'ziga xos alohida bir ibrat va saboq bo'ladigan maktablari bor, buni o'rganishimiz kerak va albatta bu borada barchaga muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Qani qarsak ilan ayamaylar. Samarqanddan ustozlar, rahmat. Safarjon ustoz, Farmon Tosib ustozingiz ham so'zga chiqqanlar. Assalomu alaykum. Aziz hamkasblar, ziyolilar. Bugun sizning mashvaratingizdagi mavzu ya'ni O'zbekiston ovozi gazetasining sanasi bu xalqimizning tarixiy sanasi bu. Chunki ana shu 105 yil ichida nafaqat aytaylik jurnalistlarning mehnati bor. Matbuotchilarning mehnati bor. Bu qog'ozlarning qatida xalqimizning shonli tarixi turibdi. Biz undan ko'z yumolmaymiz. Gazetani o'qib, undan foydalanib tariximizga baho berishadi. Shuning uchun ham men o'ylayman, hamkasblarim o'z vaqtida juda katta sharafli vazifani bajarishgan va bundan keyin ham bajarishyapti. Bevosita gazetaga keladigan bo'lsak, albatta kamina ana shu Tabarruk nashrda 8 yil ishlaganim bilan faxrlanaman. Faxrlanishimning boisi shuki, men 8 yil ichida 80 yillik tajribamni ola bildim o'zim uchun. Garchi hammasini ishor qila olmagan bo'lsa-da, ko'rsata olmagan bo'lsam-da, lekin men uchun haqiqiy hayot maktabi bo'ldi. Rasul Rahmonovning joylari jannatda bo'lsin. Otalarcha mehribonligi muxbirlarga, xalq o'rtasida obro'y borligi, muomala madaniyatida ko'p ibrat bo'lishi mening hayotimda ham u kishidan juda ko'p narsani o'rganishimga imkon yaratdi. Sharof Baydullayevning umrlari uzoq bo'lsin. Talabchanligi qolaversa, Sharof Rashidov nomidagi fondni ham ochib, hammamizni gazetani targ'ibotiga jalb qilishi, turli tadbirlarni o'tkazishi, jamiyatdagi illatlarga qarshi kurashishda barchamizni safarbar qilishi, bular ham hayotimda katta maktab bo'lgan. Qolaversa, ustoz, shoir Azim Suyun rahbarlik qilgan davrda chinakam ijodiy muhitning yaratilishi,
davr talabiga munosib ravishda faoliyat yuritganligimiz bu ham hayotimda o'ziga xos bir o'rin qoldirdi. Men bu davrada O'zbekiston ovozi davrasida Ismoil Sulaymonovdek buyuk hamkasbimizga uka bo'lishdik, shogird bo'lishdik baxtga muyassar bo'ldim. Bu odamlarning o'g'itini emas, faqatgina malakasidan ham bahramand bo'ldik. Bizga ko'p narsani o'rgatdi. Haydar aka Nosirov, Yunus aka Ziyotov, umuman O'zbekiston ovozida hamma mana shunday madaniyatli odamlar edi. Va talabchan rahbarlar edi hammasi. Shu tufayli ham gazetani nufuzi o'sha paytda juda baland edi. Men bu davrada eng qalin do'stlarim Sadulla Hakim, Olimjon Nazarov, To'xtamurod Tosh bilan birga ishladim. Alisher bilan birga ishladim. Joylar jannatdan bo'lsin. Muhammad Yusuf bilan muayyan davrda mana shu redaksiyada birga faoliyat ko'rsatdik. Bularni ko'proq tanish mumkin. Mana Husan Ermatov bugungi kunda katta gazetani boshqaryapti. Bular bilan bir jamoada ishlash juda ko'p bizga saboq berdi, juda ko'p malaka berdi. Shuning uchun ham men bu gazetani hayotimdagi universitetlarimdan biri deb tan olaman. Albatta, gazetaga nechog'li minnatimiz singan, bu uning mushtariylariga, uning jamoasiga havola. Lekin muhabbatimiz kuchli bo'lgan va bundan keyin ham kuchli bo'ladi. Men keyingi paytlarda gazetada juda jonli, haroratli, mulohazali materiallarni ko'rib xursand bo'lyapman. Va o'zimning mehnat daftarchamda O'zbekiston ovozi gazetasining Samarqand viloyati bo'yicha Maxmudpur degan yozuvi turganligi uchun ham ana shu yutuqlardan doimo xursand bo'lib turaman va shu xursandchiligim hamisha bo'lishini istab qolaman. Davrangizga, suhbatingizga baraka aziz do'stlar. Gazetamizning umr boqiy bo'lsin. Kimki ana shu yo'lda halol pokiza xizmat qilgan bo'lsa, ilohim Allohdan sharaflar yog'ilsin boshlariga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Hamkor so'zini juda ham uncha xush ko'rmayman. Do'st bilaman, har bir tadbirimizda, ayniqsa matbuotga, ommaviy axborot vositalariga bag'ishlangan tadbirlarimizga bizni har doim ma'nan qo'llab keladi. Qolaversa, ochig'ini aytish kerak, moddiy ham qo'llab kelishadi. Qaysi ma'noda? Shu oddiy bir tabrik yo'llab, qutlov yo'llab, bu milliy mass-mediani qo'llab, quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi rahbariyati biz bilan birga. Marhamat, so'z sizga. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vakillari sifatida Vasiliy kengashi raisi hurmatli Davlat Nazimova Eldarovna va men direktor Atromjon Fozilov bu milliy ziyo maskanida ushbu tadbirda ishtirok etayotganimiz biz fond vakillari sifatida biz uchun avvalo sharaf. O'zbekiston ovozi gazetasining 105 yilligi bu nafaqat bitta gazeta uchun, balki milliy matbuotimiz tarixi, milliy matbuotimizni kechasi, buguni va ertangi kuni uchun juda muhim sana hisoblanadi. Avvalo gazeta tahririyatini, gazetani jonkuyar xodimlarini va barcha milliy matbuotimiz vakillarini ushbu qutlug' sana bilan muborakbod etamiz va fond nomidan bu mazkur muhim sanani nishonlash uchun o'zimizni ozgina hissamizni qo'shmoqchimiz va milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi O'zbekiston ovozi gazetasini 105 yilligi munosabati bilan gazeta tahririyatini milliy matbuotimiz tarixidagi mazkur muhim sana bilan muborakbod etadi. Muborak.
Şu bilan birga gazeta tahririyatidagi uzoq muddatli faoliyati va milliy matbuotimiz rivojiga qo'shgan hissasi uchun jamoat va davlat arbobi Sharof Ubaydullayevga ham tashakkur bildiraman. O'zbekiston ovozi gazetasining 105 yilligi munosabati bilan gazetadagi uzoq yillik faoliyati va milliy matbuotimiz rivojiga qo'shgan hissasi uchun Haydar aka Nosirovga ham tashakkur bildiraman. Matbuotimiz rivojiga qo'shgan hissasi uchun Solih aka Yoqubovga ham tashakkurlar bildiraman. Rahmat. Rahmat. Xafa bo'lmasangiz aytaman, chunki ko'p nimani ko'rgan ichkiga o'xshab qolganimizda edi ko'pchiligimiz. Lekin bizlar qayerda ishlagan bo'lsa, o'sha kollektiv bizning yuragimizda qoladi. Keyin bir ma'lum yillar bo'ladi. Biz o'zimizda o osmonda uchib yurgan paytlarimizni, xatolarimizni keyin bilamiz. Xatolarimiz. Eng katta xatomizdan bittasi, masalan, biz o'z paytida odamni bilish juda qiyin, murakkab hodisa ekanligini keyin anglab yetamiz. Bizning gazetamizni Qizil O'zbekiston gazetasini juda nomi ko'p. Mana yozayapti, ishtiroki yun deydi. Biz uncha yozib tushunmaymiz. Bo'ldi, arabiy bo'lish kerak. Undan keyin yana qanaqadir keyin. Lekin bu Qizil O'zbekiston bo'lib nom chiqargan. Qizil O'zbekiston bo'lib tarixga kirgan. Endi siyosatni kuchi bilan gazetanın nomi keyin o'zgarib ketavergan O'zbekiston ovozi bo'lishida men markaziy komitetda matbuot rahbari edim. Shu narsaga asosan imkoniyat darajamda shuni endi to'xtatib qolish qo'l bilan kelmadi-yu. Siyosat juda yomon, siyosat juda og'ir narsa. Shu o'zgarish paytda kichikdan saldan keyin bo'ldi. Kim agar o'sha paytda ishlagan bo'lsa, gazetadagilar biladi. Rasul Rahmonov ko'tarib keldilar. Rasul Rahmonov katta jurnalist, juda katta arbob. Mana bizlarni ham bir paytlari boshimizga juda og'ir yuk tushgan paytida, og'ir nimalar tushgan paytda o'sha Rasul Rahmonov quchoqiga olib, gazetaga olib kelib,
Yana albatta şu kişinin özünü yardımı bilen ham desek bo'ladi, himoyasi bilen ham o'rniga redaktor qilib ketdi, o'rniga. Ha, men boshqa narsani aytmoqchiman, nom masalasiga kelganda şu Sovet O'zbekistonni mustaqillik yildaligi shunday boshlangandan boshlab bizda shuni nomini o'zgartirmasak go'yo mumkin bo'lmaydigan bo'lib ko'ndalang bo'lib turdi. Lekin tarixni qarang. O bizden başka bir kod memleketlerde hem olgan özgürlükler. Uzakka varmayın, Moskva'nın uzun aldın, Pravda mı? Turptu Pravda. İzvestiya mı? Turptu İzvestiya. Komsomolskij Pravda turptu. Kim biladı, bilmadı mı? Şu Komsomolskij Pravda'dan Toshkentda sotadigan joyi bor. Şu op geladı adamlar, poyizda op geladı. Hayır, haftada, on günde ben işte ortasını, o şekilde bağlanıp olaman. Bu şkolanı umuman bizde hazırca numamızdan teyinleştirip bulmayın. Umuman bizde matbuatımız fakat namımız mazmunu bilenem 7-7 kavat tereke kırıp gitken. Eğer 1-2 kavat bulan diyem bir geologiya bir balalar kazıp olardı. 7 kavat tereke kırıp gitken. Şimdi eğer biz şunu hemen ilk de siyaset adamları ayıplar desek, hata olacak. Biz ayıplarız. Oşa gazetelerde işleyen, işleyen, veteran adamlar, bana ben mesela şu veteranlarla röketi yıkıramayın. Biz birge ayıplarız, hemen biz birge ayıplarız. Bana namlarımızda uzgartırken bana biz mazmurumuzda uzgartıramadık. Mazmurumuz kayıt etkenliğini hemeniz bilmemiz. Hemeniz katta küçük şikolanı koyan adamlar, mazmurumuz nur bulur. Şimdi bunu arzu kılalımız. Cüde korkmasalarını biz hazır hükümet başlaması işte kımayık değiliz. Yok. Biz her birimiz kolumuzda kegel işte kılavursayı koyar. Sabık Sovet Uzbekistan'ı mirasçıları. Sabık Uzbekistan avazı deyiniz. Hazır mı Uzbekistan avazı mı? Ha, çünkü ben bilmeyim ben. Uzbekistan avazı sıla bir ilk yılda bir anlaştırasınlar. Var mı? Yani uzak kalmamışlar. Yani yanında olasınlar. Yanında olasınlar. Lekin şu gelselerini görmeyiniz mi? Yıllap görmeyiniz. Yıllap görmeyiniz. Şimdi mayrı biz hani uzunluğumuzu gelselerini, savatımız, pastor, başka duru. Lekin gazetani izlab yuradigan bir muhitam yaratish kerak bir. Oyda bir martami. Abitya prezidentimiz aytyaptiku, ur bir kattaroq oldi. Ana prokuraturalarga aytadi bir kattaroq qamab qo'y dedi, men senga qoyim qolay dedi. O'shanday bizning jamiyatimizda juda ko'p gapirsa bo'ladigan illatlar juda ko'p. Mana poraxo'rlik, korrupsiya. A tugatolmayapsiz-ku. Tugatolmayapsiz. Bitta hokimning yordamchisi 3 million dollar olib qo'lga tushyapti. 3 million dollar. Lekin Rifat Rizqiyevda pensiyasi 800 ming so'm. A shuni o'zi bir mavzu emasmi? Yoki bizni ayrim man oxirgi paytda Ne'mat Yoqubdan xat oldi. Ne'mat Yoqubni tirikligini bilib shu darajada sevinib ketdim 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Darrov endi alay qilib aytdi hushmani umuman birranta odam so'ramaydi. Ahvolim og'ir, hokazo hokazo boshqa gap. Shunday algilarni boshlab, tadbirlarni boshlab, o'zi bilan telefonda bog'lashib, bir haftadagi bo'lib qoldi. Bir haftadagi. Ulgurmadi. Biron bir shu odamga biron bir mukofot topshirishga ham boshqaga ham ulgurmadi. Men juda katta unutilgan arboblar deb aytayapman. Mahkam Kamalov degan odam Usmon Yusupda 47-chi yilda pomoshnigi bo'ldi. Usmon Yusup 50-chi yilda Moskvaga ketganda O'zbekiston kompartiyasidan bitta shu pomoshnigini olib ketgan ekan o'zi bilan. Undan keyin Stalin o'lgandan keyin qaytib kelgan bo'lsa, xullas u odam Toshkent obkomi sekretari, Namangan obkomi birinchi sekretari, O'splodda 15 yil minister bo'ldi. Urush qatnashchisi. Men tasodifan xabar topdim, 3 yil oldin
borup tantanasını uyuşturup boşa kıldık. Bir haftada soğuda rol kaldı. Soğuda. Aleyküm bir günde çıkarmayız, bir günde kurçuralmayız. Ta hükümetke gelip şunu açıp aleyküm gene kadar soğuda rol kaldı. Ben ne demektim? Bugün bizi gazetecilerimizde hepsi yap. Şunday bir muzlu işide kalanımız, muzlu işide. Lekin gelip kimdir bizde tırıltırı alan deseniz mutlaka kaldı. Mutlaka. Bu uzakta varmayın, uzakta varmayın. O zaman hemen köyde yetenenlerin bir idaresi var, teşkilatçısı var. He? Ben şimdi hazır kim teşkilatçı bildiğini bilmeyim ben. Her bir yenge liderken avalli avmaklarda içerik istemesi mümkün. Yani ne kadar bir yılda bir martta bir köyde uzunuzdan pul yığıp bu sefer bir köyde mayokkaya uşağın, mayokkaya bir köyde mayokka bulmasa başka çara. Bana kudaka şükür umut apayı getirdiler ki bir yılda kança umut güzelimiz de. Uşağın uçuşurlardı kımasızlığımızdan biz gazetemizi tarihine boy verdik. Boy verdik. Bu gazetemden çıramasını, o hafsızı, hepsi yığıldı. Hepsi yığıldı. Biz 300 bin çıkan paytımızda, burada bir 50 bin ve 40 bin çıkardı. Bilhassa. Ahmetcan Muhtarıp'ta biz yakında 97 günü kıldık. 97 günü. Buram da idara nümasın bir riski miydi? Matbuat merkezi, boşkası yığı, hepsi işiydi, kulak. Kuruyetli uşak. Kuruyet, hakikaten şey, hakikaten şey. Bana kuruyet geldi, redaktör geldi. Lekin matbuat merkezi yaşıyor kulağa. Şartlama var yani. Niçin milyon olsun Nurani Tule'yi diyemiz. Kaç bin. Doğrusuna içki hareket kılaman. Kuruyetsin. Uşa Ahmetcan Muhtar. Harf hızı ve önümüne Narodun Slovaki 250 de adamda uzun çirti var yani kuruyetler. Karikaturasından tartıp ta Ali'ye zam redaktörleri, bir payetleri Ahmetcan Muhtarıp'ta şagırdığıyla deyken yaplar bu bir balan mantığıydı. Onu aitken odamda hemen başkana çekilip durup yol verirdik mesela dedi. Bana şu adam 97'li arabası da biz şimdi mecbur olduk. Nurani'de cahilizce sikiyemez. 50-60 da adamda yığıp ben öyleyim ben bana redaktör katlaş gerekenler. Ben şu yerde kurdum. Jurnalistika arbabını halk, madeniyat arbabını nihayet de yaşıyor. Nihayet de. Amaca muhtarlık kimliğini o şerde aydırgen geplerdi, aydırgen geplerdi. Bunlara adam aydı yaptı. O şerde payıda Amaca muhtarlık başıyla ağır kurlar düşken payıda Numa Bahadır Umurzakıp İçtimai sahalarda ministerini koyarken. Yani sen tam olarak ministerini. Ahmetcan Eke Kırkiye dediydi. Korup hayran kaldım dedi. Saçlar akarıp gitken ahvalını korup. Nime yardım dedi. Kulüm ötmeyek dedi. Kulüm ötmeyek dedi. Ayalını yem dedi. Uzun yem. Üç günde pensiye, imtiyazlı pensiye çıkarıp nabıranlık aforunu kıldırıp birini ikinci grupa, birini birinci grupa. Eğer şunla ma atılıp geçsem dedi, şunu kılıp ikerasıya üç günde pensiye tayinle verdim dedi. Üç günde. Lekin Ahmetcan Muhtarıp da ben cüya bilemem. Ooo, cüya kapıdan öyle yaşlılık dedim. Cüya ki ben bir günüm işlemek gibi Ahmetcan Muhtarıp da. Bir günüm işlemek gibi. Ve hala ki, bu tarihimizde eğer biz yok atamız isek, yok alıp böyle şu Sovet Özbekistan'ın Özbekistan avazının derecesi düşüp alalımız. Sonra çok adamlar bir geçer yapmaz, hazır tanımayınız. 10 yıl, 15 yıl korkmayın ki tanımayın kaladı adam. Adam hıcalat oladı. Bu adam öyleydi, bu adam misafirdi bizde dedi, boşuna dedi. Yok! Vakti geldi sizlerim, hemen tanıyamayın kardeşlerim mümkün. Ben Aytmaçıman, tarihimizde saklar için özümüz hareket kılmasak, özümüz avala birleşmesek, özümüz kadrige yetmesek, bana gazetemden ruhu kat tıkarayın, kimler redaktör bu kadar bizde, kimler redaktör bu kadar?
o şarap raşiydi tuttular. Ben 91-92'de redaktör bok geldiğimde 9'da redaktör tırıyor. 9'da redaktörde yüzüne borup op geldiğimiz. Hani Sultanbirinç işleri deyiniz şekilde. İşleri deyiniz. 9'da redaktörde op gelip oşa aşmaladı katta aş vergenmiz. Katta aş vergenmiz. Şu kulağa şükür. Gençler bize ulaşan bakma coymaz. Başkamaz. Aş verip bitti işgigenmiz. Şu bana tarih. Toksa redaktörde oşa payda ak çöpancı bu değildi. Ak. Hani ya. Toksa sıkı şu ak çöpancı. Lekin buranda gençler şunu vermeydi. Bırkın. Ben de ilerletilirsem nakli. Toksa redaktörde yelkesine çöpan yapıp bana şu uyuyunuzdur. Hatta ilk tasını ben redaktör bu kegenimde ilk tasını Maksud Kari Üstü'nden Ziyad Yesilbay'ıydı. Ulanede kavar topkanıydı. Şularda fotoğraf deseniz kiralar dedim ben de. Yani meyve buraya bir sandılar alıp bu ben ayet başına. Bizi kop gene katta kişi hanımlarımız yaşlı fotoğraf alma geldiniz. Yaşlı. Bana başlayacağım suratka ben cet yerimildim, karadım. Yani kim ortaya hazır, kim özü bu Uzbekistan'ın avazı da kemanlarla kim yaşlı bilmeyim anı. Aleyküm bir de orta kunay bu geldim peyze. Orta kunay bu çeşken kelim biz anı. Ha. Ay yaşayın, yaşayın. Ha, birinci şimdi samanetten düşken zavadı bir ekle taklit verdik bu kişiye. Programmasını aydırdık. Uçak diyor, programın sınav eğitersinler dedi. Ben mimamım dedi. Şunda Raşidov'un uyuyla abarmasını hakkında tavşırılık vardı. Çünkü Hüseyin Apar bir kanalda uyuyla durarken şu yerde abarmasını deyken tavşırılık vardı. O uyuyla boşalt almadık. O şey yübileye geçer. Keyin, ben gazetede bir uçakşı kumakçıydı gizem. O kişi başta takliflerle hemen abdeyi sormaydı. Ya bu jurnalistlerim dedi, kütür bu mey dedi. Kütür bu mey. Kullas bana o şey suratlarımız, ondan başka yerde olmaz. Evet, Uzbekistan'da tarihinde tonu almış için maniki, saniki degen gap olması iken. Bu tarih yakınlık tarih. Şimdi yani bana katta rahmet bizim milli kütüphanemizge, matbuat vazirliğimizge katta rahmet, matbuat vazirliği Asadbek, Azadbek gibi jurnalistlerine mehriban adam. Bugün de ne var işimlerle ben bilmeyim ben. Yüzde mehriban adam. Çünkü her yılı Nurani medalinde en maksimum aladığı adam çıkışı. Kozak duradı. Jurnalistlerine kobra verişiniz gerek. Unaka bunaka kvotalarınız jurnalistlerine tatbik edilmesi gerek değil. Bana her yılı 15-20 de aladı. Taşkilatlarda katta katta taşkilat 3'te olsa bu adam 15-20 dolar. Sonra büyülen yüde kop jurnalistlerimiz bu defa mesela bu şehirde tavşırma arasını buladı. Yine ait başıma biz Kızıl Uzbekistan miras kurları. Sovet Uzbekistan'ı, Uzbekistan avazı, adı yana nima buluştan katil nazar baklı avlatımız. Nihayet baklı avlatımız. Biz de redaktörlerimizin özüge bir karayın şimdi karayın. O şimdi Akmal İkram redaktör oturttu. Karay Şaraf Raşidov redaktör oturttu. Maksud Karayip, Ziyad Yesilbayev, Rasul Rahman. O bunların hepsi jurnalistlerin fakri, iktiharı. Şimdi bugün kaydede ahvalde düşkün olsak bunların ruhu yan cüde bir zaten ben anımmen. Şunun için biz bana bunu da yedirmişlerden katta kolası çıkarışımız gerek. Biz de hazırlığı avlatan şu gençlerin veteranları yan yüde katta şan şarapka layık adamlar. Şimdi eğer bugün azıra kantarlarına ötken olsa biz uzunumuza mecburuz. Çünkü vahlarak o şey adamların kontrolüge kırıp ne makalamız, kayırda okulamız, kandayı ötkizamız değişimiz gerek. Bunlar bize mecburuz. Ben bugün gazetelerin başında Kutluk Bayramı'na tebrikleyim ben. Adışmasam gençlerin 60 yıllığı ötkende 78. yıl ben merkez konudaydım. Şaraf Raşidov boşboğulu ötkizgenler. Keçkurun, keçkurun. Toşken gençlisesinin tepesinde restoranında çay verirler. Bütün sekan sastavuyla kekemiz. Bütün sekan sastavuyla. Gazete Uşapay'da 900 bin çıkarken. Şaraf Raşidov gazeteye tabrik ordu topçuluk aittiler.
1 milyon kırışlarında iltimas kanaman dediler. Basardaki gazete 1 milyon oldu. Bugün gazeteler 2 milyon, 1 milyon. Şimdi onu türlü sabah aktarmayın. Özümüz aytarız. Özümüz şimdi nima deydi? Özümüz aytarız. Ama ne keyingi paytda mesela falan makalanı izlep okuyamız mı? Yok. Gazete falan şunday. Şunun için hamamız gazeteye yordam vereylik. Hani dimoq qoronlarimiz hammasi ortiqcha borib o'shalarni bir yonidan chiqib tariximiz haqida, kelajagimiz haqida maqolalar yozib boraylik. Gazeta shunday joy, unga bir to'g'ri sotib ko'tarib borish shart emas. Dasturxon qilib borish shart emas. Material qilib borish kerak. U materialingiz gazetani ko'tarsin. Materialda o'sha gazetani izlab yotgan o'quvchisi nima qilib izlab o'qiydigan bo'lsin. Shuning uchun men hammalaringizga ijod qilish uchun avvalo sog'lik salomatlik kerak. Sog' salomat bo'lishlaringni, oilaviy tinch bo'lishlaringni, keyin mana shu qolgan odamlar hammasi juda bir-biriga g'animat ekanligi. Odam bitta redaktor aytmas. O'sha yerdagi odamlar ham, bittalar, boshqalar, u bu endi mana qancha odamlar hatto eshitmay ham qolgan bo'lishi mumkin. Men bugungi veteranlarda hammasiga umri uzoq bo'lishini, shuni mana shu darajada bo'lsa tashqi xayollarga men boshimni yerga egib aytaman, minnatdorman, chunki bizlar endi faqat xotira bilan yashaymiz. Bizlar endi hech joyda revolyutsiya qilishga, boshqa o'zgartirishga vaqtimiz ham, imkoniyatimiz ham, ishtiyoqimiz ham ochiqda. Shuning uchun biz jurnalistikani eng bayroqdori bo'lgan gazetani miros qilayotganmiz. Lekin shu gazetaning markasini tushirgan odamlar ham bor. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini 45 yil bo'ldi deydi. 45 yil. 50-ci yillarda bitirganlar 75 yil bo'ldi. U yacheyka bo'lib tashkil bo'lganmi? U aytaylikda nima bo'lib tashkil bo'lganmi? U o'sha O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini o'zagi bo'ladi. Shuning uchun uni fakultet bo'lganidan boshqa qilsangiz, Abdulla Oripov chekkada qolib ketadi. Qarang, jurnalistika bitirgan. Abdulla Oripovdek dohiy haligi daho shaxsan kirmasmiz. Ko'ryapsizmi? Abdulvohidov kirmasmiz. Odil Yoqub kirmasmiz. Ko'ryapsizmi? Bizda tafakkurimiz mana shular bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Cho'zilib ketgan bo'lsa, bu mening sizlarni sog'inganimdan. Bittayam tanalarga chaqirib gaplashay desam, turli xayolga boraman. Kim chaqirdi desam, kimasin deyap. Bittayam tasbih boqsa ham aytaman, hech kim eshitmasin, qo'y endi uzoqroq tur. Deyman, albatta gaplashib turamiz. Gazetani eski tachipkalardan juda man, haligi man, mana shu mana shu yerda gazetani haqiqatdan mukalima tachipkasi bor-u, lekin olov tushgan, Umid opa. Men 3 marta podvalda o'tirib, bir oylab o'sha paytlarda uncha imkoniyatim bo'lmagan, butun gazetani ko'rib chiqqanman, bir qismi olov tushgan, yongan, lekin shunday tarix bor tachipkada. Hech kim bizni tariximizda ko'p tasholmaydi. Hech kim u tarixda takrorlanmaydi. İştirakiyimi, Kızıl Özbekistan, Sovet Özbekistan, Özbekistan avazı bu yedi bulmadığın çok var. Bu gazetede büyük adamlar işlemek, büyük kadınlar işlemek. Ben bunların hepsine sağlık, selametlik dileyim ben. Yedi sıra bunu evde kurdursun, ben timme yaparım, sağ selamet olayım. Jurnalist bo'lganlar. Toshkent haqiqatini 54-yil davom yo'qsa adashmayman. 54-yil fevralda Toshkent Ushandan bir bo'lib muharrir. Men sizni gaplaringizni o'zbekchasida hozir ifodalab olaman. Ahmad Ismoilovga bag'ishlangan xotira kitobini o'qib chiqdim. Avvalambor qarshisini biroz menimcha bu Arkangelskiy tayyorlagan. Arkangelskiyga Ahmad Ismoilov ustoz bo'lgan ekanlar. Arkangelskiy bilasizlar, Pravda Vostokida bosh muharrir ham bo'lganlar. O'sha yerda bir yaxshi fikrli bir esdalik xotirangiz o'tirganmisiz. Uni asosida O'zbekiston ovozi bo'lgan, o'sha ishtirokim gazetasi viloyat gazetasi sifatida faoliyat yuritdi.
Toshkentga kelgandan keyin ham 28-yil adashmayotgan bo'lsam, bu ham viloyat gazetasi bo'lgan ekan. Ha, Sharq haqiqati. Ana undan keyin respublika safiga qo'shilgandan keyin Toshkent haqiqati gazetasi asos qolib 54-yildan. Lekin shu birinchi betda siz gazetangiz Ahmad Ismoilov bo'lganlar, oxiratlari barot bo'lsin. Bu ham ta'rif. Endi ozgina musiqali pauza qilamizlar. Bizning shu Milliy gvardiya tirlarimiz tayyorlayotgan jamoat xavfsizligi universiteti bor. Fazil mamnuniyat bilan so'zni ofitserimiz o'tgan yil ofitserlik unvonini oldilar. Alvon Beriklar, ma'naviyat ma'rifat markazi direktori Shuhratxon Muhammadxonovga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli mehmonlar. Hozir ustozimiz juda ham to'g'ri gapirishdi. O'zbekiston ovoz gazetasida juda ham buyuk insonlar ijod qilishgan. Mana shu ijodlardan sizlarni ham bahramand qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti ta'sirli xorij jamoasidan kursantlarimiz kelishgan. Ijozat bersang, aynan o'sha gazetalarda she'rlar o'qib qo'shiqlar qilaman. Shularni ijodlar. Xotira bor ekan, inson tirik deyishadi.
Shunchalik mana topib telefon qilib eslab onamlarni men shu O'zbekiston ovozida uzoq yillar ishlagan jurnalist, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Dilbar Mahmudova qizlari bo'laman, Uli Mahmudova. Sizlarga ko'pchiligingizni albatta juda yaxshi bilaman. Hozir mana intervyu berganda ham shu haqda gapirdim. Men aytdimki, biz shunday muhitda tarbiyalandikki, har kuni mana shu otam Dilbar Mahmudov, faylasuf, dramaturg, yozuvchi bular ham va onam Dilbar Mahmudovalarning turmush tarzi, hayot tarzi o'z aksini oilamizda topdi, inkosini topdi. O'sha ularning davra suhbatlarida bizga hayotimizning madaniy, ma'naviy, siyosiy, adabiy, jurnalistika sohasida kechayotgan barcha voqea va hodisalardan bahramand bo'lardi, guvoh bo'lardi. Shuning uchun menga gapirish ham oson, shuning uchun menga bu narsani tushunish ham oson. Endi bu albatta O'zbekiston ovozini hatto 105 yillik, 100 yilligida ishtirok etgandilar. 105 yilligi haqida ham gapirib yurdilar, lekin men onamlarni kimlardir bilar balki, kimlardir bilmas, lekin men farzandlari bo'lganim uchun emas. Va mana shu bir 85 yoshlik jurnalist ayollar, shijoatli, matonatli, ijodga boy bo'lgan faoliyatlarida o'zim bir ularning farzandlari sifatida charchaganimizda, zerikkanimizda ulardan ilhom olib yashaganim haqida bir ikki og'iz gapirmoqchiman. Eng menga ta'sir qilgani ularni mana shu 22 va 2014 va 2020 yillardagi eng ijodiy faoliyatlardagi juda ham ta'sirli bo'lgan narsa bu Sinmagan Surxon qizi degan bir esseni yozdilar. Bir 70 betdan iborat bo'lgan Surxondaryolik oddiy bir ayol, Tamara ismli ayol. Voqea ham oddiy tuyulishi mumkin, jo'n tuyulishi mumkin. Chunki voqea o'sha Surxondaryodagi qabristonga bag'ishlangan voqea. Mana shu Tamara onamni topib kelib, esimda bor, onam noyabr oyida Surxondaryoga uchib ketganlar. Tamara 84 yoshlarida. Dori ichadigan, haligi xassaga suyanib qolgandilar, ozgina naq qilib. Lekin shu borib kelganlardan keyin bir hafta ichida shu Tamara bilan kelib, Tamara izibanga gapirib beryaptilar oila davrasida. Juda ajoyib Sinmagan Surxon qizi deb bu esse yozildi, nashr qilindi, u maqolalar sifatida chop etildi, keyin kitob bo'lib chiqdi. Men shuni aytmoqchimanki, mana shu onamdagi matonat, onamdagi shijoat, onamdagi insonlarni sevish. Oddiy esa onamni anaqa nima deydiligi, qahramonlari büyük yüksek insanlar bo'lmagan, büyük şairler, yozuvchilar, rassomlar emas, yo'q, oddiy odamlar. Çünkü ona ana shu oddiy odamlarda mani nazarimda, mani naslimda büyük asarlarni yaratgan. Mana shu oddiy odamlarni büyükler qatoriga qo'shishga xizmat qilganlar. Va o'sha aytarlarki, juda ham kamtarona yashashadigan Surxondaryoda. Sovuq, noyabr oyi, haligi dasturxoni ham juda juz, juda kamtarin. Nega shu Tamara bir aylanib keladi. O't-o'tlardan noyob bir narsalar, novvat, yoki bir pelar, qaymoq, yoki bir bonkada qatiq, dilbarpam rejimdagi, dilbarpam dori ichadi. Boshini, shuni ilina, bu biz uchun oddiy narsa deydi. Biz uni qatiq, novvat, bir tavarruq bo'ldim, lekin bu o'sha inson, lekin u essedagi asosiy mavzu bizning qadriyatlarimiz, chuqur o'zaro milliy munosabatlarimizga bag'ishlangan. Bu bir tomoni. Yana bir narsa, menimcha ko'pchilik tanish bo'lsa kerak, ularni o'sha Halima esselari. Yoki bo'lmasa o'sha oymasiz, quyoshmisiz bu jonim degan anaqalar va mana shu Alisher Mirzo akademik rassomga bag'ishlangan mo'yqalamda yozilgan roman, ya'ni o'sha kallaxonadagi yigitcha romanlariga o'zlarini bir munosabatlarini bildirgan holda bildirgan va eng oxirgi kitoblari Hayotdan keyingi hayot deb nomlanardi. U kitob albatta nashrini ko'rmadilar, lekin biz uni chop etdik, xotira kechasi ham qildik, ma'lum bir darajada taqdimotini o'tkazdik. O'sha oddiy muhabbat mavzusi, o'sha onamlarni va otamlarni o'sha jurnalistika fakultetida
uchrashgani, ana o'sha yerda o'qib talaba bo'lishgani va bu muhabbatning mevasi hayotda ko'rsatgan ulardan faqatgina bir oilani paydo bo'lishi, uchta farzandni yetilishi ulardan bo'lgan nevaralar emas, balki bu ijod yo'li, bu hayot yo'li. Bu mana shu elimizga, yurtimizga qilingan xizmatlar yo'lini ifodasi sifatida hayotdan keyin hayot deb nomladilar va chop etildi. Va eng qiziqarligi shundaki, ular bilan biz maslahatlashib, endi men albatta so'zsiz faylasuf sifatida sinim psixolog, biz endi birgalikda qilardik, doim maslahatlashib, boshqa bir otamdan keyin yuragimga yaqin odamlar degan kitobni rejalashtirgandik va uni bosishni ham boshlagandik. U yerda o'sha Tursunoy Sodiqova va Sharifa Salimova, Gulchehra Nurullayeva va bitta yaxshi odatlari bor edi. O'sha doim kundaliklar tutardilar. Bu kundaliklarning ichi o'sha to'liq hayot zarbaraklari. Hayot nima deydi, saboqlari. Ana shu kundaliklar asosida biz keyin mana shu yuragimga yaqin odamlar deb shu kitobni boshlaganda albatta Xudo xolisi uni ham oxiriga yetkazamiz. Juda yaxshi bilaman Maqsud Qoriyevni qizlari bilan ham ko'rishganman. O'shanda bir menimcha 100 yillik arafasida edi, bir nimalar yozdilar, chiqardilar. Ularga olib borardim, kitoblarni olib kelardim, boshqa qilardim. Mana Mahmud bobomlarni ko'rdim, hozir tanish chehralarini. Xursandmaslar hammalarni bilardik. Sirtqi deydi-ku, sirtdan. Lekin mana bugun sizlarni ko'rganimni va bu davrada turganimni. Mana shu onamni orqasida shu Elmira opa shu to'rga o'tkazib o'ting deb shu so'z berganingizdan minnatdorman. Hammangiz sog'-salomat bo'linglar. Rahmat. Bu xonim, siz olim bo'lsangiz ham men sizga bu xonimga murojaat qilaman. Men uzr, aslida hammaga ism sharifini bildirib ketardim. Lekin bu xonim menga shu yoqdi, sizga aynan xonima ichimizdan rahmat. Siz menga tashakkur. Lekin tashakkur menga emas. O'zbekiston milliy xonasi buyuk shoirimiz Alisher Navoiy nomida ko'tarilgan O'zbekiston milliy xonasi jamoasiga, rahbariyatiga Umid Alimjon, mana bilanman huzur Umid Alimjon masiz Dilmovichman. Mani hayotimda ikkita Dilmovichka bu Toshkent shahar hokimiyatida ham ishlardilar, bitta Dilmovichka hayotlar umrlar uzoq bo'lsin. Siz mening ikki Dilmovichka. Bugun odamlarni boshini qovushtiraman deb niyat qiluvdingiz, niyatingizga yetdingiz. Hammamiz. Hozir mana Gulxon juda chiroyli gaplarni aytdilar. Men gapirgim keldi siz gapingizdan keyin. Chunki biz O'zbekiston ovozida ishlab yurgan paytimizda Dilbar opam yubiley qildilar. Yubileyda o'sha rasmiy qismiga borolmadik, chunki o'sha kuni jamoamizda attestatsiya edi. Bu attestatsiya inson taqdirini belgilaydigan tadbir. Shularni tashab men borolmadim. Lekin baribir uyat bo'lib ketdi deb kech bo'lganda xonadonda tadbir bo'ldi, choy qismi bo'ldi, xonadonga bordik biz jamoa vakillari. Kechagidek esimda Sherali Jo'rayev "Do'st bo'lsang yonimda tur" degan qo'shiqni o'sha yerda aytdi. Bu qo'shiq premyera edi, birinchi marta aytilishi edi. U xuddi bizga qarab aytganday, "Do'st bo'lsang yonimda tur" deb. Men shuncha yillar o'tib, mana shu daqiqalarda o'shanda yubileyning rasmiy qismiga bora olmaganimiz uchun sizdan kechirim so'rayman. Dilbar opam buyuk ijodkor edi. Biz ikkalamiz
bir vaqtda yozuvchilik uyushmasiga a'zo bo'lmoqchi bo'ldik. Arza yozdik. Murojaat qilsak, yozuvchilik uyushmasining o'sha paytdagi raisi aytdiki, ikkala o'ylarni ham qabul qilmaymiz dedi. Nega? Yoshingiz 60 dan oshgan. 60 dan oshganlarni qabul qilmaymiz, shunaqa qoida qabul qilganmiz dedi. Dilbar opam prezident portaliga yozdilar. Shu yozilgandan keyin topshiriq bo'ldiki, tepadan gap so'zsiz Dilbar opani qabul qilinglar dedi. Dilbar opam azob bo'ldilar, u kishi orqasidan shu sharofati bilan men ham azob bo'ldim. Mana bir inson haqida qancha gap aytishimiz mumkin. Ergash aka, sizga rahmat. Mana shu O'zbekiston ovozida ishlaydiganlar to'y qilsa, yaxshi kun qilsa, doim hozir nozir bo'lasiz. Men boya sizga aytdim. Sizni ko'rganimizda Jo'rakamni ko'rgandek bo'lamiz. Jo'rakam bizni tahririyatda ustunlik edi. Tahririyatda faxri edi o'kishi. O'sha holatda o'kishi uzoq yillar yonimizda yurib ishlashlari kerak edi. Mana shu Haydar akamni yonida bo'lishlari kerak edi. Har bir o'tgan hamkasblarimizni yurakdan eslaymiz. Va bugun shunday tadbirda bo'layotganligi baribir bizga qalbimizni qaysi bir joyiga taskin beradi. Hech bo'lmasa diydorlashdik-ku. To'g'rimi? Umidaxon, Masudaxon, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Men birga ishlaganim shu. Siz 7-qavatga siz chiqardingiz, men 2-qavatda kerak bo'lsa oldingizga chiqardim, maslahatlashardim. Saylov bugun 9:00 To'lqinjon To'raxonov vaqtim bo'lmadi dedi. Lekin bilasiz, Toshkent oshan bechirni Toshkent nechta saylovni Elmira ikkita tilda o'tkazgan. Men o'zimni maqtamoqchi emasman. 34 yil ishladim ikkita gazetada. Shuncha masalani qadrlarini bilaman. Men tushunib turman. Kimlardir eslamayotgan bo'lishi mumkin. Bugun Sharof aka ustozim aytdi, bir yoshini qitdi deb. A nima qitdi? Hozir ketdilarmi, ketlardan gapirish niyatim yo'q. Buni yangi O'zbekiston qilgan yo'q. Buni O'zbekiston Milliy kutubxonasi tashkil etdi. O'zbekiston Milliy kutubxonasi tashkil etdi. 30 yoshga kirgan xalq so'zi. Buni o'tkir rahmat aytmadimi o'tkazib? Mana shu degan xabarlarni. Tashabbusi O'zbekiston Milliy kutubxonasi mana mehmonlar ketdilar. Tashabbus kutubxonadan, chunki bu publichniy joy, jamoat joyi. Tahririyatchilar emas, bir nechta avlod yoshlarga yetkazilgan maqsadda. Birlar siri shu edi. Mayli tanqiddan bo'lgandir, to'g'ri qabul qilinglar. To'rtalasi ketdi. O'zgarib qadrlab beraman. Bugun hozir mamnuniyat bilan mana hozir ikkita kutubxonaga keldim. Xudo xolasa, shu O'zbekiston ovozida biz 20-yilda biz tarixi bilmaysizlar, yaqin tarixi. 2020-yilda shu pandemiya paytida kutubxona ishladi. Bu hozir kutubxonada hech kim yo'q, kutubxonada ishladi xodimlar. Elektron berib turishdi kitoblarni. Lekin dekabrda menga qo'ng'iroq bo'ldi, mana zamlaridan Elmira bizga imkoniyat yaratildi. Tadbir boshlashimiz kerak. O'sha yili hukumatni qarori chiqqandi. 25 ta qada menimcha Hamid aka hozir balki esimda yo'qdir. 25 ta o'tib ketgan shu jumladan insonlarni xotira kunlarini tashkil etdi. O'zbekiston Milliy kutubxonasi hamma yojim pandemiya O'zbekiston Milliy kutubxonasi dekabr oyida Ibrohim Tamrabayev shu Muruntov oltin konini ochgan insonni 100 yilligini nishonladi. Uzoqlardan o'sha kerak bo'lsa o'sha Norvegiyadan ham Zoom orqali hamda O'zbekiston ovozida uzoq yillar davomida faoliyat yuritgan Jumaniyoz Jaborov 90 yillikni nishonlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Men nazarimda mana qizlarim shu yerda, oilalarim shu yerda. Hozir o'sha paytda Gulsanam Mamazaitova vaziyatdan kelib chiqqan holda video intervyu ham berdi va o'z Jumaniyoz Jaborov she'rlariga bastalangan hozir ozod bilan o'sha hamkorlikda bu shoni ijro etishdi. Hozir Jumaniyoz Jaborov qo'yib bersangiz, ozgina musiqali tanaffus bilan. Assalomu alaykum.
Aziz dostlar, mana bugün biz xalqimizning ardoqli farzandi, shoir va dramaturg Jumaniyoz Jabborovni xotirlamoqdamiz. Sevimli shoirimizning o'zbek adabiyotiga va san'atiga qo'shgan hissalari beqiyos. San'atkor sifatida bu insonning yozgan shiirlariga bastalangan qo'shiqlarni bolaligimdan sevib tingladim, ulg'aydim. Va bu qo'shiqlar allaqachon xalqimizning qadrli va qadrdon ijod mahsullari qatoridan joy egalladi. Ijodkor sifatida esa ijodim davomida albatta bu insonning so'zlariga, aynan vatanparvarlik mavzusidagi she'rlariga murojaat qildim, kuyladim va men bundan baxtiyorman. Fursatdan foydalanib, ustoz shoirimizning oila a'zolariga sog'lik, omonlik, uzoq umr. Ustoz shoirimiz esa hamisha qalblarimizda, kitoblarda, she'rlarda va qo'shiqlarimizda mangu barhayotlar. Katta rahmat azizlar. Jon O'zbekiston. Bu yorqin ko'chalar. Jon O'zbekiston. Bu bog' chamani. Jon O'zbekiston. O'zbekiston ovozi gazetasidan shu dargohda jurnalistik ilk qalamini chaqlab o'nlab shoiru yozuvchilar, olimlar, davlat va jamoat arboblari yetishib chiqqan. Ular bilan qisman bo'lsa-da topgan hujjatlarimizda audio, video, qutlov davralaridagi lahzalar orqali tanishtirib o'tamiz. Xudoyberdi To'xtaboyev, O'zbekiston xalq yozuvchisi. 1963 yılı Toshkent Haqiqati gazetasidan Sovet O'zbekistoni gazetasiga meni feletonchi qilib ishga oldilar. Nashtar degan bir rubrikalari bordi. Toshkent Haqiqati desa o'rtoq mavzu. 63 yılı men shu yerga ishga o'tdim. Shunda qiziq Sovet O'zbekistoni deb oldin o'tganimda Qizil O'zbekiston edi. Keyin Maqsud xorij kelib Sovet O'zbekiston qilib o'zgartirdi. Shundagi Sovet O'zbekistoni narroqda Pravdovostokka shu binoda tojikistan chiqardi. Ha, endi yosh yigitlarimiz hammamiz ham Pravdovostokka bilan ba'zan gaplashamiz. Tojikistonni gazetalardan ham shunda Jonibek Qovnoq degan bir yosh yigit edi. She'r yozardi. She'riyatni ishqvoz edi. Lekin ma'lum bo'lishicha o'sha tojik gazetasiga u tanqidiy narsa ham yozib yurar ekan. To'satdan ikkovimizni Peterburg Leningradga Izvestiya gazetasiga bir oylik seminarga chaqirib qolishibdi. Shunday qilib biz yaqinroq tanishib men bir yotoqxonada birga joylashdik. 10 kun ishlaganimizdan keyin bittadan narsa yozdirdilar. Har qaysing o'zingni tilingda va tarjimani o'zimiz qilamiz deyishdi. Vaziyatga narsalarimizni o'zimizni o'rsani oldin u toycha yozadi, keyin o'rchiga tarjima qiladi. Men o'zbekchaga pishiraman uncha minchasini. Uni o'zim deb yozaman. Keyin biz ko'rgandan keyin hozir o'sha mashhur filtonchini hozir eslayman. Qarang. Undan mashhur so'z qilgan o'sha filtonchidan. Aytaman. Kagda chitanish feriton, adi razmiyosa xarasho. Dva razmiyosa, ete atlichne. Ete tret razmiyosa, ete ne feriton, a inteligensi shpilka di. Hi-hi-hi, dan ibarat bu. Dakhil yozmayinlar dedi. Zaftarski, yazı koy. Uşa maşhur feritonchi. Şunu feritonu çıkandan ki, ya kamalarca uylardı. Şuna kadar, Konstantin Zaftarski. Esi de kalsın. Başka bir günden neyle bir işleyemiz. Şöyle koyup gelmez. Feriton çıkarken ben mesela. Şimdi bizi 5 günlük seminerge Uşa Peyt'te Taşkın'dan, Moskova'dan 300 kilometre arada dururken Obraz gazetesine can açıştı. Cüde avcıya çıkan mol bakkallar parça. Mollarda tüketip katta katta korolar yaratıp Mekkeler kılıyorken çoğu. Şu yerge bizi ekonomik seminere gittik. Başka seminerge kekelerim tırlı tırlı resmen keke ketişti. Biz ekonomik tadlarımızı şüttene bağır bir götürdük. Kızıl derselerde gördük. Bahar peyti yakende. Baharda derege iş her vaktan koyar.
Onlarda bir riski var, çok güzel değil diken. Şimdi ayağlar oturup, ayağlarda kezinki ettik. Yanında yani kerem koşardı, aşırlarına ettik, cön aşardı. Aşırlarına yetişerdi de, keskin kıykırı bulan yine gelişerdi. Kerem koşardı, gelişerdi. Yani kündüzü bitti, o şimdi birinci madde eskimin Barmatuha isimliğini Barmatuha diye namı bularken. Erkekler kün boy paylı oturadı. Şimdi maşinada kestemi, beştemi keledi Barmatuha. Ana indi, halleyle iş var, bunlara maşinada içke yetişerdi neken. İçke yetişerdi. Şu bulan biz şimdi beş gün bulup, bir nefeler yazdık. Oblaz gazetesi de çıkardı deken, çıkarkenini geçti bu. Özünü korganımızı, bizi arkamızdan kemadı. Hullas ekağımız yerde, Canıbek Kunha bile yakından tanıştık. Şundan biraz ailevi yakından başlandı. Çünkü ben ailem diye milleti tazik idi. Özbeyle çıkartken sana balayıydı. O kişi ise bizi ailemizden ekağları yaklaşken de yayra tüyüp tüyüp yaklaşardı. Bir gel seferimiz, Düşenbi'den bugün. Düşenbi'de Düşenbi'nin gazetesine varadıken bulduk. O şekilde Özbeşi gazetem çıkardı şükür. Ben Turdaliyip diken, Abdali Turdaliyip diken adam karındaşımızdı. Şunu gide yattım. Canıbek özünün karındaşlarını gide yattı. Kayıtıp geldi. Hullar Canıbek bana yakınıdı. İlk sebepten yakınıdı. Birinciden hemkar bugünümüz. İlk geçiden ailem gelme bugün için. Üçüncüden ben avladımdan hayırlısı tacikleme bir havalat ötkendim. Üçün basa gerek, ne basa gerek de. Şuradan Canıbek bilen ben birbirimize yakın bulup ötü. Yakından tanışımız Leningrad'da buldu. Maksud Koreyev, jurnalist, yazıcı, dramaturg, Özbekistan'da hizmet korsatken madaniyat hadımı. Sadırlı Karamatov, jurnalist, yozuvchi, tarjimon, dramaturg, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Men Sadilla Karamatovni 49-yildan beri bilaman. Men uni o'sha Qizil O'zbekiston gazetasida avval adabiy xodim, keyin sekretariatda ishlagan vaqtlari hali yodimda. Gazetaga men İşke kelgan vaqtimda Sadilla bo'limda adabiy xodim bo'lib ishlardi. Shunda uni harakatchanligi, ishbilarmonligi, lekin jonkuyarligi, mana shular meni juda hadiga unga bo'lgan mehr muhabbatimni, ham unga ishonchimni juda oshirdi. Gazetaga muharrir bo'lgandan keyin birinchi marta Sadillani gazetaga mas'ul kotib etib tayinladim. Unga qadar gazetada Sultan Akbari kotib bo'lib ishlardi. Men aytishim kerakki, shu gazeta tarixida gazetaga kotiblik qilganlardan eng ustasi parangi Sultan Akbari. Sultan Akbari deb kotib hech qachon gazetada tarixida bo'lgan emas. Endi Sadilla Karamatov ana shu Sultan Akbarini maktabini egalladi. O'shani endi gazetani bezashi, salloxalarni qo'yilishi, texnikasi hamma tomoniga juda ham qattiq e'tibor berardi Sultan aka. Bizda redaksiyalarimizda shunday gap bo'lardiki, agar mas'ul kotib yaxshi bo'lsa, u redaktorni baxti. Har bir redaksiyada mas'ul kotib ham uning o'rinbosarlari shu texnika sohasida ishlaydigan odamlar bu gazetani haqiqatan baxti bo'ladi. Ana shunday kotiblardan bittasi mening qadrdon ukam, shogirdim Sadilla Karamatov edi. Sadilla mana o'sha bizni o'sha vaqtda Qizil O'zbekiston, mana hozirgi O'zbekiston ovozi gazetasida ishlagan, mana xizmat ko'rsatgan yaxshi mas'ul kotib. Laziz Qayumov, filologiya fanlari doktori, professor. Endi men bu odam bilan salkam 50 yil yashadim. Bu odamda juda ham bir zo'r nimasi, bu juda mehnatkash odam edi. Men shu o'rtoqlarining orasidan shunaqangi tez
o'sib ketganini sababi ham shu bo'lgan. Umr bo'yi ishda bo'lgan, mehnatda bo'lgan yosh yigit. Batta dissertatsiya yozardilar uyda o'tirib. Ayam aytardilarki, voy bu bolani yuragi ezilib ketmadimi? Soat 4-5 ga to'g'ri o'tirib ishlardilar. E'tibor Oxunova, O'zbekiston xalq shoiri. Xor sabza ro'molini bog'ladi. Gul alvonin yoydi ul ardog'ladi. Daryo to'lqinlari ko'nglim chog'ladi. Na sen deding, na men dedim ul so'znim. Yozning zaru zarxallari bog'larda, juft qaro ko'z nigohlarin bog'larda. Neki armon yozilmuş qarog'larda, na sen deding, na men dedim ul so'znim. Kuz ham kiydi tillorang zarbofini, yozarmiz biz bayozlarning bobini, quvib oromlarni ko'zning xobini, na sen deding, na men dedim ul so'znim. Qahraton qish shamollari sargardon, g'urur kibir janglarida dil omon, aytolmagan tuyg'umiz ichra jahon, na sen deding, na men dedim ul so'znim. Yana bahor gullarda ilinjimiz, yurakka ne zulm yo'q-ku tinchimiz, umr bo'yi asrab kelgan injumiz, na sen deding, na men dedim ul so'znim. Turnalarning qanotida kelar ul, bulbullarning bayotida kelar ul, uni kutib yosharib ketdik butkul, na sen deding, na men dedim ul so'znim. Oxunjon Hakimov, O'zbekiston xalq shoiri. Safar Ostonov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist. Maqola yozayotgan paytda tazyiq o'ylamaganmiz, o'sha berilib, yonib, kuyib yozganmiz. Odamlarni yig'isini ko'rib, istiroblarini ko'rib chidash qiyin edi. Mana shu bizga kelishardi ota-onalar, boshqalar yig'lab. Ularni bir eshitasiz, ikki eshitasiz, yana bir eshitasiz, keyin ehtimol o'shanda menda bir g'azab, bir alam paydo bo'lgan. Va shu o'zim bilmayman, men bunga toqat qila olmaganman shakllarda, chidash mumkin bo'lmagan holatlar. Chunki seni xalqingni, seni millatingni shunchalik oyoq osti qilib turganiga masalan befarq qarab turish qiyin edi. O'zbekiston milliy kutubxonasi tufayli mashhur inson bilan tanishganman, xursand bo'lganman, lekin bitta odatlari bor. Tarix fanlari doktori, professor, ayni paytda Toshkent sharqshunoslik universiteti professori, kafedra mudirlari yoshlarimizga saboq beradilar. Bilasizlar, bu insonning tarixi, o'zi tarixchilar, juda antiqa. Bizda noshirchilik filmi qanaqasida Gulik xonim, Masuda xonim, mayli bersanglar. Hech kim dissertatsiya yoqlamagan. Bu inson ham kandidatski, ham doktorski shu, ham professor ilmiy unvonlari borlar. Men bulardan iltimos qildim. Erkin aka, siz davralarga kirmaysiz. O'zingizni qobig'ingizda, mana sizlarga o'xshab qobig'larda bular. Bugun o'sha ishtirokim gazetasi arab yozuvida. Mana hammamiz gapiramiz, bugun kimdir tarixi gapirib beratsam, gapirib bermadi. Men o'zi rusiy zabonman. Men o'zbek tilimni ham hurmat qilaman. Imkoniyatim bo'lsa arab yozuvini o'qolmayman, latinchada qiynalaman. Menga lekin qiziq shu kungacha ishtirokim arab yozuvida bo'lgan. O'sha Turkiston Qizil bayroq arab, Qizil O'zbekiston gazetasi birinchi mana betini ko'rdim. Boya Umidalimjonni bekor ko'rsatmadilar portal. Qizil O'zbekistonni ochsangiz, hattodir kirib birinchi sahifada. Hattodir arab yozuvi, hattodir latin grafikasi. O'sha paytda
bugün kundaki dahilimiz akıllılar, aynen akıllılar işleyen ki birinci biyetede insanların tıllımız alfayet organik ansam olsun da asasi tıllı Arap, bugün buluşmuştu Latin grafika birinci biyette uçta yazılı verişken sekin sekin hal ammalaşıp kırıp varsın şu uçta grafika gelir. Bana bu kanaka bugün şu jarayon fazla erkin pakıncanım tarafları doktoru, profesör, yana kaytaraman Toshkent Shahar Universiteti profesörü. Söz sizge şu hakkıda gəpirib etsiniz. Rahmat damla. Ştrakiyun gazetesi. Komünistler Partiyasının gazetesi. Taşır kılındı. Albatta, revolüsyon davr. Hamma erkinlikini haliydi. Köpçülük şu partiyaya kırgan işanıb. Ama bilmedi ki, nima narsa, nima gap, qay ahvolga davlatni olib kelib qo'yadi bu narsa. Masalan, hech qanday bir kichkina qum toshni ham otmoqchi emasman. Ammo lekin odamlar bilmay ishtirok etishgan, ishtirok yunda gazetalarda, boshqa gazetalarda muxbir bo'lishgan ko'pchiligi o'z umrlarini shunga bag'ishladi. Mana hammalar bilasizlar Ziyo Said, Komil Aliyev, boshqa jurnalistlar, juda ham ko'p jurnalistlar qamaldi. Elbek ham ishlagan o'sha gazetada keyinchalik. Ammo lekin menda rasm chiqarishibdi bu yerda bosh redaktorlar. Bosh redaktor, bosh. A qancha redaktorlar asosiy gazetadan qiladigan odamlar ishlagan yerda? Qanchalik kichkina xato bilan qamalib ketganlar bor. Bu ana shu mana shu tarix. Bu endi to'g'ri bir rahbar bo'lgan bular. Bu odamlar rahbar bo'lgan. Qay darajada partiya g'oyalariga ishonmasin, ammo milliychilik, milliylik, milliy madaniyat, ota-ona suti bilan kirgan madaniyat albatta baribir ham ularni sof yo'ldan olib borishga harakat qilgan. To'g'ri, balkim partiyaga kirgan, kommunist bo'lgan, shu gazetada ishlagan, ammo lekin ular xalq rivojiga, xalqni savodli, ilmli bo'lishiga hissa qo'shishgan. Shuning uchun Abu kommunistlar gazetasi, ishtirok yun nima kerak bor uni 105-ligini nishonlash va hokazo degan gaplar bo'lishi mumkin. Chunki hozir juda so'l odamlar ko'p yangilab chiqdi. Ko'p, ammo lekin bu bizning tariximiz. To'g'ri. Xato qildi, butun xalq xato qildi. Nafaqat bizning xalqimiz. Butun SSR xalqlari shu kommunistik g'oyalarga ishonib ketishdi. To'g'ri, kommunizm albatta qachonlardir bo'ladi. İlmi texnik revolyutsiya, raqamlashtirish va boshqa tomonlar orqali. Mana shunaqa qishqirishi tarix endi bu yerda 18-19 yillarda qog'oz yetishmasligi, Boku, Tbilisi, Xozon shaharlariga odamlar yuborilib, arab shrifti, upayta arab shrifti, ham teriladi harf, maqaf. Uni pud bilan mo'lchaladi, qoplarda olib kelib, paroxvodlarda poyezlarda odamlar yuborilgan. Keyin mana eski jivodagi tipografiyani hamma biladi. U yerda o'sha arab shrifti bo'yicha ham kitob ham gazeta chiqarish uyushtirilgan. Va hokazo va hokazo ishlar. Agar kim qiziqsa, bu kitobning yangi nashri bor. Bu kitob chiqqan 82-yinchi yili. Mana bu yerda hammalar taniydigan odamlarning rasmi ham bor. Sharaf aka, Ziyod Islomovich Isinboyev, Komil Yashin va hokazo. Mana shunday qisqacha spravka. Holatki, albatta, bu bosh redaktorlarning yoniga oddiy redaktorlarni ham tarjimai holi, rasmi bo'lsa va katta-katta bir stend qilsa ham bo'ladi. Rahmat, Ziyod. Rahmat. Shu oxirida asosiy mavzuyimizni boshladik.
kirili noktalarını poizlada uşa harfla anaqa kelganini, anaqa terilganini sizga asl ideologiya mafkurani bilamiz. Sizga uşa kerak edi, sizga rahmat, tashakkur. Davramızı maşaka tez tez bo'ltiring. Birbirimizni baqirib, chaqirib, hurmat qilib diydorlashamiz. Endi bu davrani asosiy sababchisi. Keyingi yil davomida O'zbekiston ovoziga bag'ishlangan kitoblar paydo bo'la boshladi. Maqsud Qoriyev, lekin bu kitob o'sha Ispaniyada bugungi kunda kuyovlari diplomat, qizlari Ispaniyada diplomat ayollari uni shuga kelib tayyorlab ketishgan kitobni. Milliy kutubxonada man nazarimda yo'q bu kitob. Safarostan bu kitoblari ham yo'q. Kitob albatta yana bir kitob bor. Mana bu nomi boshida man o'ylab ko'rdim, keling nomini o'zgartiramiz deb, makoshlik yaqinroq, lekin asli bu to'g'ri bo'lgan hayol. Hozir man qisqacha rahbariyatga ko'rsatyapman, hayot yo'lini suratga olib, yaxshi demoqchimanki, inson umr davomida hayol surarkan, lekin buni anglashi bir qiyin, 80-larda anglarkan. Va shu hayollarini bu yoshlik davomida, o'sha o'smirlik davomida, bolalik davomida barcha hayol surmasa kerak bo'ladi. Endi 50 erkin aka mayrimni eshitsamiz bir-birimizni, 50 yoshlarda ham biz hayol suramiz. Hamma gapimizni tilga chiqarmaymiz, hayolimizni qoldiramiz. Men aynan shu yo'sinda nashriyot nomidan fikr yuritishga harakat qilgandim. Endi avtorlar o'zlarining fikrlari bor, boshqacha qildilar, lekin men kitobni butun boshida bo'lishga harakat qildim. Haydar Nosirovni matbuotchilar ko'p yaxshi bilishadi. Bu kitob bir insonning hayoti emas, bu kitob O'zbekiston ovozining hayoti. Mana milliy kutubxona tufayli mana shu eski yozuvdagi shu ishtirokimdan boshlab boshqa gazetalarni aynan qabulga chiqarish harakat qildim. Sinchkov, jurnalist aslida Sinchkov, ayniqsa matbuotchi Sinchkov bo'lish kerak, kuzatuvchi bo'lish kerak, hech kim ko'rmagan narsalar. Xayolni boshqa yoqqa olib ketishmasin, bu badiiy adabiyotni o'ylashmasin deb shuni birinchi betga chiqardim. Bu kitob O'zbekiston ovozi kitobini o'sha Maqsud Qoriyevdan boshlab. Lekin buni eng asosiy tomoni, mayli erkin aka sizni man tanqidingiz menga bo'lsin, bu kitobni boshida man bo'lganim uchun tanqidingizni man qabul qilaman. Mana mana shu redaktorlarni qo'ydik. Bosh inson bo'lmasa, oila ham bo'lmaydi, ham qator qabul ketadi. Bugungi kunda shu qarqo bo'lmaylik, boshimizni qo'g'ishtiraylik. Bu kerak narsa. Bu bugungi kunda to'lqinjon xafa bo'lmasinlar, ularning suratlarini ro'yxat etib qo'yasiz, qo'ymaganmiz. Bu taks etdik 18-22 yillardagi farqlar. Mana bu sizlarni hammalarni hozir oilaviy xonangizga tushar bu kitob. Muallifler şeyde Haydar Nosirov. Haydar ki 80 doğru ota, 85 ki bana adam basvattılar. Mazmiyedeki etkenimde kullar kuvatlar bana şarap hakemiz sizi bana sol hakemiyen kalla kalıştı. Kitap bizden bir amadi sürege elbette. Mali git kızı bir am. Fazla tandimatı artık çıkmayımız. Muallif ki söz bir amız Haydar Nosirov. Özbekistan'ın boshdan kechirgan qalam kashi o'tib bu yerda. Tong otirgan paytlar bilamiz. Lekin men o'zimni 50 yil
şu Özbekistan avazı Sovet Özbekistan'da işlep canlı tarihe elenip koyanı keyirli ağa takımla kaldım. Kaynakı vakayı bursa hem mesela Hazbide isminde yardımda yapıyorlar. Çünkü demek ki insan aynımız, odamız. İnsan aynımız. Erman erimez. Her bir adam ermandır. Kungül karımız. Kimi ki kungül karımızsa, o hemişe işte şey böyle. Kungülgini arzusu çıkarmakçı böyle. Bolaligimden tartık, kendi tozanlı tuprağları da öyle yügellerimiz yazdım. Uyağı Rana Abdullah ve Külhan meyli bilesiyle. Mars'taki merhamet kıl, müştüm kutabilin diyenle uzun yok bugün ben. Üne gördüm. Şarabı git kaldı bir de. Şarabcan malum müddet kore yürekini yazıp, ahir mette büroda ürülüp, matbaattan haydelgen idiler, bilseyle. Şu adamı Resul Rahman yeterli bize yapıp yediler. Dikişke de şu şarabcan durup, şu insan bu megende ben yoktum. Şu insan bu megende namım uçken idi. De kuz yaşı kıyandıma yok bugün. Şuleyen kitapta kırdı. Şimdi redaksiye kimlik geldi, kimlik etti, kaysi redakta işledi, nemele siyaset kıldı, hemmesi kuz umudu. Özmem hayranlar, yaşın ulu abette. Yegen hatırı, hani Allah bir gene gen, hiç bir sır kamesin yardım diye. Kama dişinesin. Bilesiyle, gazetenin gürülegen doğruyunu korkenmez. Uşa Resul Rahman'ın ahbatı faylasopu, etbu ahunmanı sevgi elemi, vası mahkemi ahbeder et. Şermende buldum neyleyin. Filiton. Şu mesele gelsin hayeti kadar var. Gelsin okumuştur ki ben. Adamla kıdır yürediyen ki ben. Ben hayran buldum ben. Nege hazır şuna kadar? Mesele kol uranıyımız. Nime uçaktır? Bilmiyim ben. Olma hayo da. Nime? Nime yok. Cüret yok mu? Yok mu vakıya? Korrupçe, hemme oğlu. Ne mi o şey bulmuyor? Ne yaz bulmuyor? Yazıyla, katı nasıl kuruyla, gerçekten kıdırmazsa ben kapımla. Kıdırı o zaman. Şu gerçekten bir de bağımı dikeyle. Şu nasıl bulmuyor? Bir de kızı o deyendi. Halil Şanşık'a intervü verdi. Bir payıyla, Sovet Özbekistan'ını törtte maşine basma uygulamayı yeter kesin. Hazır, bitti maşinin nöbetinden, hani gelsin basar. Çok kızı o değil mi bu? Leskelen daha öyle karasam, fırsatın yetmedi daim, hiç kaçan yetken demez. Mihnetin bitmedi daim, hiç kaçan bitken demez. Vah, acep insanı varlık, berkemal yetken demez. İnsan bolası kalbimken berkemal getiriyor. Hiç kim bu dünyada iş alıp ketkenemez. Şu zamanı koyuyordu, şu zahatı koyuyordu, bağlam davranıştı koyuyordu. Birbirimizde teşni bulup, sağınıp yaşayıyordu. Kadir kıymeti yaşlı biliyordu. Dilkeş buluyordu, senimi buluyordu. Üşende hamamı görgende palançıkı desek, bu insan baktı bu. Tanış sağlığınızı, kumunuz, berekeliğiniz olun. Siz bence cüzeklerde mertem ustansız. Ne yedi? Ma yumuşakta, maşkinizde mutkirdi. Ama keşke o payıda sizi icatiz kareliydi de, yarışı bir çıkarsız. Yedi, uç payıları cevaplarım vardı. Yedi, siz bence sabır kılışı organizdeyiz. Ben boya, kırmaklarım kızlara gelmeyeydim.
1984 yılda Otalar Çayxonası Kulgu Koshxonası degan Taxtapuldagi nimani Bilal Aminov degan bir olimimiz o'shani sa'y harakati bilan o'sha Otalar Çayxonasini Kulgu Koshxonasiga aylantirdilar. Shunda O'zbekiston qahramoni xalq shoirimiz Erkin Vohidov chiqdilar-da. Endi shu Bilal Aminovga o'xshagan olimlar qani endi ko'proq bo'lsa, bu Bilal Aminov o'ziga ham tinchlik bermaydi, birovga ham tinchlik bermaydi degan gap aytdilar. Shu gapni eslab turib, men aytamanki, shu bizani Elmira xonimiz ham xuddi shunaqalar. Bular ham o'zlariga ham tinchlik bermaydilar, birovga ham tinchlik bermaydilar. Menga kechasi soat 12 da ham, 1 da ham, 2 da ham telefon qilib yuradilar. Men aytaman, telefon qilib yuring, men doim kechasi bilan kunduz uyg'oman deyman. Shuning uchun ko'p narsalarni maslahatlashamiz. Ko'p narsalarni gaplashib turamiz. Endi aytmoqchimanki, bugungi uchrashuvimiz juda maroqli bo'ldi. Avvalo odamlar mana shu charchaganligini bildirayotgani yo'q. Mana kursdoshimiz ajoyib adib, publitsist, atoqli publitsist mana Sharof Ubaydilla bilan biz 65 yillik qadrdon biz, biz birga o'qigan biz. Talabalikni o'sha davrlarni boshimizdan kechirgan biz. Paxtalarda bo'lgan biz 3 oylab, 4 oylab paxtalarda bo'lgan biz. Lekin mana hozir juda bir ajoyib bir gaplarni gapirdilar. Bu endi bu gaplarni eshitishni orzu qilgan odamlar juda ko'p. Bu hech qanaqangi hali nima yo'q deb, bitta hali fonogramma yo'q, boshqa yo'q, jonli gap, jonli ijro bo'lyapti bu yerda.
Endi bu bir-biridan gap quyilib kelyapti, hamma gaplarni eshitib turibsizlar. Endi odam inson bo'lgandan keyin baribir jonkuyarlik bo'lish kerak. Joningizni fido qilsangiz, joningizni kuydirsangiz bir narsa bo'ladi. Loqayt bo'lsangiz, bu menga nima, kek qo'y, shuni, shu ham gapmi deydigan bo'lsa odam bo'lmaydi. Aynisi bu narsa jurnalistlarga xos bo'lgan gap. Bu fazilat. Mana bu yerda Dilbar Mahmudovani eslashlik. Lekin Dilbar opamizlarning eng ko'p maqolalari Toshkent oqshom gazetasi chiqqan. Bundan bir 3 yil 4 yil oldin mana shu vazirlikda bir uchrashuv bo'ldi. Iskandar Rahmon degan bir yozuvchi shoirimizni bir kitoblarini taqdimoti bo'ldi. Shunda men Dilbar opamlarni ko'rdim, bir rus ayoli qo'ltiqlab olib keldi. Keyin men borib so'rashdim. Voy Sodiqjon, men Toshkent oqshomidan minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman degan gapni aytdilar, qarang. Mana men 40 yildan ortiqroq Toshkent oqshom gazetasida ishlagan bo'ldim. Lekin bugun binobarin O'zbekiston ovozini 105 yilligi haqida gap ketayotgan ekan, buni Otaxon gazeta deganmiz shu paytgacha. Qarangki, men 9-chi sinfda o'qiyotgan paytimda mana shu Qizil O'zbekiston gazetasida meni bitta bir kichkinagina xabarim chiqqan. O'quvchiman. Men kim haqida yozdim? Juda katta suratkash do'stimiz bo'lgan Sodiq Mahkamov degan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist. O'shalarning otalari Jo'ra Mahkamov eski Jo'vadagi birinchi kitob do'konini mudiri edilar. Shu odam SSR Oliy Soveti prezidentining farmoni bilan Mehnat Qizil Bayroq ordeni olganlar. Shu odam haqida men o'quvchi bo'lib o'sha yozibman. Bu o'quvchi narsa yozibdi-yu deb O'zbekiston ovozi gazetasi, Qizil O'zbekiston gazetasi qaytarmagan. O'sha maqola, o'sha xabar meni hozir arxivimda turibdi. Aytamanki, mana shunday bir bag'rikenglik kerak bu jurnalistga. Shunaqangi bag'rikenglik Toshkent oqshomida ham bo'lgan, O'zbekiston ovozida, Qizil O'zbekistonda bo'lgan. Mana shu bu yerda o'tirgan insonlardan mana bugun biz ajoyib do'stimiz mana Haydar Nosirovni juda bir go'zal kitobini bir ko'rib turib, biz butun tarix sahifalari bu yerda o'zini ifodasini topgan. Endi aytamanki, shu bugungi matbuot xodimlar kuni oldidan mana shunday bir ajoyib tadbirni tashkil qilganligi uchun avvalo O'zbekiston Milliy kutubxonasiga uni juda fidoi rahbari bo'lgan Umida xonimga rahmat aytamiz. Elmira xonga hali aytgandek o'zini ham tinchitmaydigan, birovga ham tinchlik bermaydigan haqiqiy jonkuyar bu. Bu Elmira xonni bu yaratgan ali nimalari shu ko'p odamlar unut bo'lib ketgan odamlar haqida juda ko'p ko'rsatuvlar tayyorladilar. Odamlar haqida video filmlar yaratdilar. Lekin qoyil qolish kerak baribir. Masalan, bemalol yursalar bo'ladi-ku. Yurmanglar. Shuning uchun hammaga rahmat deymiz. Mana shu kitob muborak bo'lsin. Endi men so'zimni bir nima qilib, endi biz ham bir azginagina xotiramizda qolgan ko'p gaplar bo'lganligi uchun men ham bir kitob yozishga bir nima qilib ko'rdim. Chunki endi salkam bir tasavvur qiling, mening birinchi axborotim 1957 yilda Lenin 3 kuni gazetasida chiqqan. Shu sabab bo'lib shu jurnalistikani egalladik. Jurnalistika kasbini egalladik. Bu kasbni egallagandan hech vaqt biz afsuslanmaymiz, doim faxrlanamiz. Unvonlarga, mukofotlarga muyassar bo'ldik. Mana bugun mukofotga berish bizga rahmat. Shuning uchun o'sha men shu bir 80 yillik umrimdan o'tgan bir voqealarni bir men faqat o'zim haqida gapiraman. Bu yerda Toshkentning tarixi. O'sha Tavallo degan ulug' ma'rifatparvar shoirning bizga qarindoshligi. Mana bu yerda mana jiyanim Masudaxon o'tiribdilar. Mana amakimning qizlari bo'ladilar. Bular ham jurnalist. Shu kitoblardan o'rin oldi. Shu kitobni bitta nusxasini men jon dilim bilan ehtiromim bilan O'zbekiston Milliy kutubxonasini yana fondiga topshirmoqchiman. Ikkinchi kitobni men shu kutubxonani bosh rahbari, direktori, Mehnat Shuhrat ordeni sohibasi, yaqinda Sharipaxon Salimovani intervyulari chiqdi. Bu kutubxona O'zbekistondagi yakka yagona eng katta ma'rifatxona. Bu ma'rifatxonaga bu yerda bir tadbir bo'lganda aytdim. Bunaqa joylarga teatrni sahnasiga pokiza qalb bilan, pokizalik bilan bunda
şeriat ölümüne etkende Ali taharet alıp kırp gelirken cahit. Paklanıp. Paklanıp kırp gelirken cahit. Şuna da paklanıp kırp gelirken cahit de şu Ubeyde Han işlep tırttılar. Umurları ziyade basın. Şimdi şu kitapta bir de makale var. Ben o zaman hayatta sen, sen de köpeğe gittim. Ben şu Ümide diyen ismi cüde yaş görüyorum ben. Açık gel. Şu bir makale yazdım ben. Şu makalene ki hiç kaysını okumasaydı şunu bir koyun çıkayım. Ümide'ye yetken de yıldızı söngen Ümide diyen makale var. Bu Hintlerini Ali'ye namaları yoksak getirdi, kinaları yoksak getirdi. Lekin Ümide yetken de yıldızı söngen Ümide diyen sallahı koyuyorum ben. Lekin sizi yıldızınız daima parlak dursun. Umur ziyade olsun. Bütün etibariyesin sağ sarıya koyuyorlar. Bu beşinci kitabıyız. Bu yıl bana yenge bitti kitabı yani keşfettik. Bu birinci kitapları emas. Aslında ko kitapları beşte. Uşa kitaplarızdan, cüde olmasa bitti bittesinden. Qarangki, mana shuradagi siz amaldagi o'sha xalq so'zida hozir faoliyat yuritayotsiz. Bu bitta muammo. Bu muammo, lekin bu hal qilinadigan muammo. Milliy kutubxonani zimmasida, ya'ni aynan buni vakolatida o'sha kitoblarga beriladigan ikkita shifr bor. O'sha UDO deyiladi, to'g'rimi? Umidaljonmi? Xullas, betta olinadi. Xususiy firma kitob chiqaruvchi nashr bo'ladi yoki o'zimiz O'zbekiston o'sha ham davlat ulushi bor boshqa. Qarangki, faqat milliy kutubxonaga qonun bor, obligatorni ekzemplyar, majburiy bir nusxalar. Bugungi hozir. Bugungi kunda faqat O'zbekiston va G'afur G'ulom nomidagi nashriyotlar majburiy nusxani beradi. Boshqalar yo'q. O'sha UDO shifrlarni olish bilan bu yerga kelayotgan majburiy nusxalarda farq, adashmasam 70% ularning foydasiga 30% 30% ni undan ham kam. 30% kutubxona. Ya'ni betga o'sha majburiy nusxalar chiqmayapti. Bular kam bo'lib qolmaydi, bular olishadi. Lekin ertaga nashriyotlar nomi o'chib ketsa ham, ularning kitobini hech kim bilmaydi. To'g'ri, sizning nomingiz qoladi, siz avtor. Lekin nashriyotlar o'zining nomini yo'qotib yuboryapti. Bu Umid Alimjonniga yetdi. Men xudo xolisi bu material qilaman, tahliliy. Shuhrat aka, men sizga shuni aytib qo'ymoqchi edim. Bu xalq so'zida chop etiladigan maqoladan bo'lish kerak mening nazarimda. E'tiborga tushadi. Bu hal qilinadigan narsa. Kimlardir buni muammo, arzimagan pul o'sha nashriyot uchun. Ikkita nusxa. O'zi asli uchta berish kerak-ku qonun bo'yicha. Mayli, masal lirik chekinish deylik. Hozir musiqa fonida biz umumiy bir suratga tushib olamiz-da. Hammangizga tashrif buyurganingiz uchun avvalambor men tashakkurdan tashqari ta'zim qilaman. Mayli, safimiz kamaygan bo'lsa ham mana Hamid akam bilan biz necha kun muloqotda bo'ldik. Yaxshi o'tsin, yaxshi o'tsin. Kimlardir buni-buni rad qilishi mumkin, uni unutaylik dedim. Hozir yana Hamid akamga so'z beramiz. Ularning sovg'alari bor. Ikkiga umumiy surat bilan, fonda bir musiqa bilan biz yakunlaymiz. Asosiy hammasi qadrdonlar qoldi. Yana ham men sizni yaqinda marhabda bu suhbatingizni o'qib juda mamnun bo'ldim. Mana bitta ichida Yana hamdolsun, duyguyu çekildim, hakikaten duyguyu çekildim. Duyguyu çekerek bas işler yaptınız sizde. Kötü kuruç gayret ediyoruz. Bana sabah ile bir şey kitaplar var. Emir Afan, bayrı sizde altı verirken, sağ olun, Marbatımız Hüdayen diyen bir kitabım var. 2002 yılda Ziyadresi Bayrı Afan'ın çıkan, Malik, sağ olun, Malik. Şunda 250 jurnalistin faaliyet yaptırdı. Benim çeken kütüphanizde bulmasa, şunun bir nüshasını sizge atki bir işe özümde vazife koyun. Buna da kitap benim için hani dünyada bulma gibi. Ben sizge atki vereyim, bunu yapanda basın. Bu oldu. İkinci yılda basın, bana bugün katta tedbirimiz aldı. Türkümüzde 27. iyun, Medbat ve Umavi Ahmarat Rostlar Ahmarat Rostlar. Hemeniz arzı fikri yalnız. Ondan kirib qoldi mana prezidentimiz muhtaram Shavkat Nurmanovich Mirziyoyev tashabbuslarimdan bayram arafasida hammamiz mukofotni oldik va ikkinchi karta tabrik bo'lyapti. Elmira xon bilan men bir oy bo'lmadi, ikki oy bo'lmadi, uch oy bo'lmadi. Mana shu uchrashuv tashkil qilish to'g'risida. Hatto gap ochig'ini aytib qo'ya qolayin, men islom dini aqidalariga tuman tarafdan anaqa tavozi qilaman. Odam bir-biriga intizomli bo'lish kerak, kechirimli bo'lish kerak. Tunov kuni ayrizgida ikkalamiz aytishib qoldik. Nima masala? Aytdikki, mana shu tuzilgan programmada hamma odam ko'rganmi,
Körgen basa bir tasdik var arayın. İnsanlarla az gıda basa yap, çertersi koymayı dediğim fikir ayetim. Madem bu kişiye yaptım, yapmadım. Üçüncü fikir, bana bugün bir daha eğer talep durup, hat yazmadım. Şu çarşının yaşlı olsanızın bir berekeye. Deneyim ben dedim, bana şu. Demek, kızını açayım da üç günden açıp ağzına bir gel yok. Erbiyeden burada kanak açışlarını ben biliyorum. Cevap kaydardım. Assalamu aleyküm. Etkileriz. Roy yapı çıksın dedim. Cevap var. Okmayın. Ahmet. Ya bana kenarınız ruhunuzu şu. Ama da ruhunuzu bir yine. Tebessümünüzü. Kanak organımızı şimdi kovalı. İkinci Haydar Agam kitabı. Doğrusu takdim hakkında yaptınız. Haydar Agam'ın demek 74. yıl 2. fevralde. Sayın Özbekistan'a iş geleceğimiz zaman şimdi buna akıl geldi. Ümit Ağa Torsi etkende ben gidiyorum işe gelip yazıklarım diye spot teyvesini yurtta bulunuyorum. Bana sabah eken birinci muhalleri, Sadrı Muzaffer Bıçak, Taşkent akşamı işe gelip geldim ama Taşkent bin akarında Seyit Özbekistan'a anlaştırmak. Ne diyeyim? Teyve, spot teyvesi mutfakı. Torsi'ni aytama ve ıskak aytama. Haydar Ağa ofiste gelse, şu Haydar Ağa'dan ben gelmezeyim. Çünkü futbolda kendisi yaptı. Çünkü Haydar Ağa bu kitapçı, özel kitaplarca. Futbol torusluğu tavsiyelerde bir tasiye kılmaktılar ve açılan açtı. Var, hazırlanmak istiyor. Bitti. Var, bitti. Hakikaten yine bir de segmentler geliyordu. Cihan birinciliğinden, Avrupa birinciliğinden. Biz bu bütün gazeteler içinde Sayın Özbekistan'ın ki ortadaki gazete yok idi. Bir kere biz zübrediydik. Fenasir ve Fesultan gazetenin yüzünde kaldı. Haydar Ağa ben sizce ailemizle yaşlı tanıştınız. Allah keşke, bana şükür geçe devam edip de yaptım. Haydar Ağa şunu da bir çıraylı kitap yazdım edilen Çinko bölümünden tanıdıyor. Ana şunu bir olsun ya kitapla hemen bizde olsun. Emine ama ana şu kitabı yaratışta az bir kurum ben yansıdan koştu. Haydar Ağa'ya bazı bu fikirlerle ayıp durdum. Bu fikirler bana tınık kavuk bilgilerini öyleyim. İkinci Emine ama bana hemen biz birge şunlar üç yaşlarında kurup kurmalıyım. Ben sizi gayret izleye, şikayet izleye, kalı verse, cüda büyük insanlarla üç yaşıp, yaratken kertle bir şey. Rolik değil miyiz buna? Telif yedimle. Ana şun diye o şeye telif yedimle, kurup yaratışını tırlaktı bana mübarek köleke de yaptı. İkinciler bana, Bırbar Mahmud ve bana cüda yaşlı. Opa, hikaye bakışken bize, siz aileyizden, tırlaka gelmeden. Ben Özbekistan Madbatı gen jurnalde mi gömeyi işle gelmem. Başbakanıma geldim, tırlaka gömden. Bu jurnalde Gülistan'da başbakanıma geldim. Tırlaka gitti olsun diye, çok nesilden çıkarmıyor bizi. Kullas, o da ben tuhaf geldiniz diye bir arası diye. Bu sahneye kattı ben, Osman Ökem bu oğulları. Bana Yahya Toktayev'in oğullarına ait öyle, bana bir ağız geldi. O yüzden sabahınız var, sekreteriyatta işler, bu kadar bir. Yeterler toplumda işlediğiniz, ertesi gün de içindekiydi. Bana Ümit Ağa'nın gayret canımla bize Kökçe'de kütüvarali, katolik kütüvaraliyim ki ülke Tarkan'ın kaydarımız bilmemiz. Çünkü Mettiroz'a gelen hem az Ali Gerdekeş'in bir 10 saatini paylaşabiliyim. Peki bu şu yukarı tarihler, keçeler diye bir istatma işimiz duruyor. İlmiye ikinci bana iltimasım ben Kötü'de ustalarına organım, şahsen mahsupları iltimam ediyorum, mahsuplarını. Sır babası bitti. Kündeli defterler varlarken de şu Lazio ve Stokyo borgenlerinde kişiden defter bir yolu borgenlerken de ki işten o da kılıçlar devrinde şu defterlerini yata bir yata biraz tarikatlı dedi. Şu Lazio ve Stokyo'daki defterlerle ben geçişim aldım. Şunda gördüm ki her gün bir kişinin arkaları yazıp ayar geldi. Mazanın yazdıkları. Bu da hemen harek etti. Falan şair geldi. İsmet Önç şair geldi. Bak şimdi o şeyin ahbaralarını her bitti cümlemiz özgü kıbaş geliyordu. İkinci ben itimazı bana şekilde itibar ahun ve bana Gülçeyre Nurlay'ı ölebilen, Cöre'yi ölebilen bir devirde adı yaptı. Gökler çıktı cümlemizdik. Bana şu itibar ahun ve biraz itibarımız sevip aldı. Ben sizce vada figen dersimden paraleyi başladı bu. Peki şu derecede kılalımamın, kılalımamın şu makalandı. Toltatıp koydum. Eğer siz şimdi yani bir ırışçıyken nasıl ayıp etsiniz, niye mi az bir yer alın? Ya bu duvar mı dedi, ne dedi, kapı sıkacak. Ya karışmış. Aslında ya, yaşım anladı. Yedi var akun bana, man kuyununda, kızlar, muzaffer, zundara, gittiler. Bu da nigara kızlar oturdu.
bo'ldi. Men ularni yetdim. Ikkinchi oxirgi mana agar gapim tushib ketganmasa uzr so'rayman. Yo'q. Bir o'zimga daqiqat ketganman, Haydar aka o'xshagan. Toshkent shahrida 66-yil yilda birinchi yilda boshlab ishlagan davrimda tosh paytgacha kim bilan ishlaganimni ro'yxatga borgan edim. Bu sizlarni oldingizda mana bugun muborak ilk qurbon kuni arafasida kelgan shuni aytmoqchiman. Agar hamma odamlar hozir o'zimni miyamdan o'tib boryapman, 2000ga yaqin odamni tanishgan ekanman. Bu yerda mening ustozim demak Shuhrat Qosimov televideniyada ishlagan bo'lgan. Ikkinchi Mahsud Qoriyev mana Said O'zbekistonning ishlagan 5 ta muharrirda ishlagan ekanman. Va oxirgi muharririm hammamiz yaxshi taniymiz, Ziyod Yusufboy. Ziyod Yusufboy bilan ishlagan paytimda Navoiy ko'chasidagi 2-chi uyidagi raisdan boshqa hamma katta odamni ishini bemalol ochib kirib chiqurgin degan edilar. Shu noshirlar, matbuotchilar, jurnalistlar, radio jurnalistlar qo'shib hisoblaganda 2000ga yaqin odamni spiskasi ro'yxati bor ekan. Va ikkinchi yana bir qiladigan hammamizni ishimiz vafot etgan insonlarni xotirasini umuman yodimizdan chiqarmaslik. Hozir hammamiz shu insonni xotirlaymiz. Xotirlagandan keyin bir-birimizga bo'lgan hurmat izzatimizni nafaqat choyda, chiqqandan keyin bir-birimizga hurmat qilib qo'ying. Men yana 2016 yilda muborak safardan qaytib kelganda vafot etganman. Ana shunday demak 6 yil bo'ldi. Mana shunaqa ro'yxatlar bor. Men oxirida safar ostonasi bor. Mana yaqinlarimizda insonlar bilan ishlashni sizda yetmasmi? Ikkingiz yaxshi tanishish mumkin. Insonlarga sizga rahmat bo'lsin. Xullas bir-birimizga e'tiborli bo'lib, mana Shuhrat Jabborov bilan boshqa odamlar ko'rishamiz. Murod o'tiribdi. Murod bu yaqin bilan 14 yil bitta ham xodim bo'lib ishlagan. Agar 365 gün bo'lsa, shuni yarmida navbatchilik qilgan bo'lsak, 165 kunga aylanadi. Va 165 kunga hali serurochnik chisrani hisoblasak, 200 kunga borib qoladi. Shuning uchun so'zimni muvaffaqiyatli yakunlab, e'tibor bilan eshitganingizga uchun rahmat. Elmira, namayim tuvoz qilaman. Agar mani yana tinchitmaslikka harakat qilmay, men o'zim lekin shu aytilgan va'dalar bo'yicha materiallarni yozib keldim. Hammangizga tashakkur. Yana bir tashakkurimni aytib qo'ymoqchiman. Bu yerda ko'p bo'lib turardim, lekin siz mana shu katta bir ijtimoiy hayotingizda muhim rol o'ynagan, ma'naviy hayotingizda ko'p rol o'ynagan. Sotsiyal vazir Abdulloh Qodiriy uyimiz endi yonida turaman. Endi ham chiqib turaman, lekin tasavvurimda bu yerda juda katta fond bor. Emilaga boyagi yaxshi gap aytdi. O'sha eski arab harfida yozilgan gazetalarimizni ham ozmi ko'pmi o'qiy olaman. Shu ma'noda sizga bir vaqt soatim ham yordamchi bo'laman. Alloh agar menga umr bersa. Iloh. O'tganlarimizga Alloh rahmat qilsin. Qolganlarimiz hammangiz salomat bo'ling. Rahmat. Usmon Yusupov buyuk insonni familiyadagi ismdoshi bu O'zbekiston ovozida ham ishlaganlar. Farzandlar mana ikkinchi davr. Men hozir barkin kimdir jurnalistga qadam qo'ygandir nevaralardan. Ko'pincha farzandlar bo'lmasa nevaralar. Mana bular chiqarishgan ekan bu istiqlol nashriyoti lekin bu sizlarda yo'q. Istiqlollar bermaydi, men buni bilaman. Umrim daftari. Hozir bitta nusxasini asl menga mayitdim kutubxonaga bering dedim. Ikki og'iz qo'lingiz Usmon Yusupov Umida Anjonovaga berasiz. Shunday yozib. Bobolardan qolgan bu dunyo. Ayting, kimga qilibdi vafo? Hamma o'tar ekanda, vo ajab. O'zim uchun yashay deganda, umr tugab qolar ekanda. Ha, she'r go'zal. Unga bastalangan kul qo'shiq haqiqatda ham ko'ngilni o'rtar. Asl muallif Otash Xalb shoir. Bir daqiqa ham o'zgalar siz yashay olmaydi. Unday istagi ham yo'q. Yurakdan to'kilgan satrlar esa nazarimizda uning o'ziga taskinlik ato etishdir. Uning umri endilikda boqiy qalblarimizni jumbushga keltiruvchi sherlarda. Hazrati Navoiy, Bobur, Mashrab,
yuzlab so'z mulkining sultonlari o'tgan bo'lsalardi, o'lmas meroslari bo'yiz yashashni davom ettiraveradilar oramizda. Ustozlarni yod olaylik, hayot bo'lganlaridan tez-tez xabar olaylik, birgalikda keng davralarda eslaylik. O'zbekiston ovoziga turli davrlarda muharrirlik qilgan Akmal Ikromov, Sharof Rashidov, Ibrohim Rahimov, Ziyod Yesinboyev, Maqsud Qoriyev, Laziz Qayumov, Oktam Usmonov, Rasul Rahmonov, tahririyatda ishlab ketgan yuzlab xodimlarni tez-tez xotirlab turaylik. Vaqti kelsa biz ham unutilib ketmasmiz axir. Yaxshilik qilaylik, yaxshilik ulashaylik. Bu dunyoning asli vafosi ham shunda. Yaxshilikda boqiydir hayot. Gazeta 110 yilligini birga nishonlash nasib etsin. Albatta, ikki asrga teng hayoti ham bu vafo dunyoga endi kelajak Alloh tomonidan yodga olinadi. Muruvvat volontyorlik ijodiy guruhi ushbu uchrashuvni tashkil etishda va o'tkazishda bevosita ko'mak bo'lgan avvalambor Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi rahbariyati va jamoasiga, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbariyati va mutasaddilariga, Mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi rahbariyatiga, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti jamoasiga, Xalq so'zi, Narodnoye slovo, Yangi O'zbekiston, Pravda Vostoka, Ishonch, Doveriye, Ovozi Tojik, Nurli Jol, Zarafshon Samarkandskiy vestnik, Ovozi Samarqand, Hurriyat gazetalari tahririyatlari jamoalariga, O'zbekiston radiosi jamoasiga, O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti rahbariyati va Alvon ijodiy guruhiga chuqur minnatdorchilik bildirib qoladi.